Evet, değerli dostlar merhabalar. Hepiniz tekrar yanımıza hoş geldiniz. Bu akşam Serkan Ekmen'e dijital teneffüste Enneagram'ı konuşacağız sevgili Muammer Küçük Yazıcı'yla birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diyoruz size de. İyi akşamlar herkese hocam. Değerli hocam, öncelikle sizi biraz tanısak mı? Kimdir acaba Süleyman Küçük Yazıcı? Muammer Küçük Yazıcı hocam kimdir? Eğitimciyiz özetle. Enneagram konusunu konuşacağımız için Enneagram üzerinden anlatayım. Uzun yıllar eğitim psikolojisi, kişilik psikolojisi üzerine çalışmalar yaptık eğitim sürecinde, eğitim yöneticiliği sürecinde. 10 yıl kadar özel okullarda yöneticilik, müdürlük, genel müdürlük gibi süreçler yürüttük. Orada da en önemsediğimiz kısım rehberlik servisiydi. Yani çocukların bireysel farklılığını dikkate alarak eğitim yapmanın çok değerli olduğunu düşünüyorduk. Zaten bütün eğitimcilerin ortak arayışıdır. Yani kişinin bireysel farklılığını dikkate alarak eğitim yapabilmek. Bu anlamda da başvurduğumuz bilimsel disiplin, psikoloji disiplini elbette. Ve orada özellikle kişilik psikolojisi kısmı. Orada çeşitli kuramlar, kişilik kuramları var. Bunlar üzerinden insanı, çocuğu, hatta eğitimciyi tanıma ve buna göre süreçleri yürütme arayışı içerisindeydik. O arayışlar içerisinde bundan 10 yıl kadar önce Enneagram'la tanıştık. Enneagram diğer yaklaşımlara göre bize çok daha fazla veri sunan, çok daha sistematik, çok daha tutarlı, çok daha derinlikli hem davranışları hem davranışların geri plandaki arayışları söyleyebilen bir yaklaşım olarak bizi çok etkiledi. Biz bunu eğitimde kendi etki alanımızdaki okullarda kullandık, güzel sonuçlar da aldık ve daha sonra bunu bir iş modeli haline getirdik ve çalışmalarımızı Türkiye geneline yaydık ve şu an eğitim başta olmak üzere tabii Enneagram'la çalışmaya başlayınca da sadece eğitim alanında kalmadı. Bu insan kaynakları alanına, yayıncılığa, dijital alana, aileye, psikolojik danışmanlığa gibi çeşitli alanlarda da Enneagram üzerine hizmet vermeye başladık. Çünkü Enneagram konusunun içine girdikçe ne kadar derinlikli ve nitelikli bir konu olduğunu fark ettik. Ve Enneagram ile ilgili Türkiye'de nitelikli çalışma yapan kim varsa onları da bir çatı altında topladık. Ve Enneagram Eğitim Danışmanlık Firması'nı kurduk. Şu an eğitim ve iş hayatı başta olmak üzere çeşitli alanlarda bu konuyla ilgili çalışmalar yürüten bir yapının organizasyonunu yürüten bir girişimci veya eğitimci diye özetleyelim kendimize. Eyvallah. Çok özetlik bir hayatınız aslında yok. Böyle hepsi ayrıntılı olarak konuşulduğunda mutlaka çok ciddi katkılar sunacak izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Katkılar sunacak bir aslında yaşantınız var. Ama en son yaptığınız tabii Enneagram Eğitim Danışmanlık gerçekten Türkiye'deki önemli bir açığı kapatacak. Çok güzel işlere imza atıyor. Bunu ben yakinen takip ediyorum. Fakat böyle Enneagram deyince muhtemelen daha önce duymamış olan kişiler de çıkabilir şu an programımız sırasında bunu ilk defa duymuş olanlar. Hatta böyle ilk duyanlarda bir dakika Enneagram, Instagram, Telegram yeni bir sosyal medya mı falan. Kaç kilogram falan. Kaç kilogram yani ne oluyoruz oluyor. Nedir Enneagram hocam yani nasıl tanımlayacağız Enneagram'ı? Yani etimolojik başlayalım isterseniz. Enneagram Yunanca bir kelime ve 9 nokta demek. 9 temel yapıyı ifade ediyor. Yapısı itibariyle kadim bir bilginin modern dünyaya ve özellikle psikoloji bilimine kazandırılması diyebiliriz. Yani aslında bir kişilik psikolojisi, psikoloji içerisinde, psikoloji disiplini içerisinde kişilik psikolojisi alanında bir kuram olarak Enneagram'ı sunabiliriz. Ezoterik, mistik, kadim bir gelenekten geldiğini de teslim etmemiz lazım. Zaten kadim olanın modern olana bir kazanımı diye de Enneagram'ı söyleyebiliriz. İlk kim kullanmış bu kavramı? Gurdjieff diye bir Osmanlı son döneminde Kars bölgesinde çocukluğu geçmiş, isminden de anlaşılacağı gibi Gürcistan doğumlu bir ruh alanında veya insan hakikati alanında bir arayış içerisinde olan bir dördüncü yol diye kendine ait bir ekol olan birisi bu konuyu ilk defa isimlendirmiş. İnsan hakikati nedir arayışı içerisinde doğuda seyahatler yapan, tarikatları inceleyen, Afganistan'da, Tunus'ta değişik yerlerde ziyaretler gerçekleştiren birisi ve bir şekilde bu bilgiyle karşılaşıyor. Yani Gurdjieff de bu bilgiyi kendisinin ortaya koyduğunu söylemiyor. Bunun kadim bir gelenek olduğunu söylüyor. Ve 9 nokta bilgisi olarak da bunu Enneagram diye Yunanca kendi soyu itibariyle de bir şey var, aile yapısı Rum.
Yunanca bir kelime olarak bunu kullanıyor. Bir müddet İstanbul'da kalmış ama ağırlıklı olarak ilk Enneagram Enstitüsü'nü Fransa'da açmış. Avrupa'ya ve Amerika'ya konunun taşınması da o süreçte başlamış. Ama Gurdjieff bir psikolog değil. Daha sonraki süreçlerde 1950'lere doğru bu konu psikoloji dünyasının dikkatini çekiyor ve ilk bilimsel çalışma 1974'te Naranjo tarafından ifade ediliyor bir kongrede ve karşılık bulmuş. Şu an dünyada çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Kök değerlerinden biraz daha bahsedeyim. Kök değerleri itibariyle Enneagram aslında bizim gelenekte ilk olarak 8. yüzyılda muhasibinin kuvve-i şehveyi, kuvve-i gadabeyi, kuvve-i akliye diye insandaki duygu, düşünce ve içgüdü merkezlerini isimlendirmesiyle başlayan süreçte temellendirilebilir. Bunu daha eskiye götüren, Platon'a kadar dayandıran yaklaşımlar da var ama tam olarak şuradan çıktı diyemiyoruz. Bir kuramcısı yok Enneagram'ın. Ama Hint Vedik öğretisinden tutun da Çin öğretisine, Mısır Hermetik öğretisine, İslam öğretisine, tasavvufa, pek çok değişik yerlere dayandırılabilir. Çünkü hepsinde ortak bir insan hakikati anlamında bir tanımda birleşen taraf var. Yani şunu söyleyelim Enneagram'ı anlamak için Serkan Hocam. Hani insanı tanıma, insanı tanımlama anlamında iddiası olan en önemli disiplin psikoloji disiplini. Ve psikolojinin resmi bir disiplin bilim dalı haline gelmesi. Wundt'un Almanya'da bir klinik açmasıyla 1870'li yıllardadır. 1876'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve işte yine o dönemdeki Freud'u sayabiliriz. O dönemden itibaren psikoloji bir bilim olarak karşımızda. Ama insanın insanı anlama ve tanımlama merakı elbette ki böyle 150 yıllık bir serüven değil. Yüzyıllara dayanan bir serüven. İşte o yüzyıllarca, belki bin yıllarca olan serüvenin birikiminin özeti diyebiliriz Enneagram'a. O anlamda da çok derinlikli bir psikoloji tanımı olan bir yaklaşım. Ama tabii bu kadim olan bilginin modern dünyaya da kazandırılması lazımdı ki işte bu dediğim 1950'lerden sonra olmuş. Naranjo gibi bir isim var, Hudson diye bir isim var, Risso gibi bir isim var, hala bunlar yaşayanlar da var içlerinde. Bu isimler bu konuyu insanların gündemine taşımışlar. Şu an dünyada aktif bir şekilde kullanılıyor. Yani bu hikayesi magazinsel taraf. Enneagram kendi neyi bahsediyor dediğimizde Enneagram şunu bahsediyor. Bir tane insan yapısı yoktur. Psikolojik yapılanmamız tek değildir. Yani meyve diye bir meyve yoktur. Renk diye bir renk yoktur. Çiçek diye bir çiçek yoktur. İnsan diye de bir insan yoktur. Farklı insan versiyonları vardır. Farklı psikolojik yapılanma vardır. Farklı farklı duygu, düşünce ve içgüdü kombinasyonları vardır her birimizde. Ve bu yapıyı anlayabilmek için ortaya konan bir yaklaşımdır Enneagram. Yani farklı psikolojik yapıların ne olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır. Bunu çok tutarlı ve sistematik bir şekilde ortaya koyan bir yaklaşımdır Enneagram diyelim. Eyvallah hocam. Bilgi bombardımana tutuldum gibi. Ben kağıt kalem ve not almaya da çalışıyorum. Bu arada kıymetli dostlar herkes not alıyor değil mi? Bizim programlar böyle hakikaten çok kıymetli bilgilerin böyle damıtıldığı bir program haline dönüşüyor. Serkan Ekmen'le Dijital Teneffüs. Çok kıymetli hocalarımız çok böyle özet bilgiler vermeye çalışıyorlar. Ben özetimi biraz okuyayım isterseniz. Dersimi dinlemiş miyim hocam da karar versin Muammer hocam. Yunanca 9 noktadan geliyor dedik öncelikle Enneagram kelimesini. İlk ortaya çıkaran Gurdjieff dedik. Aslında bir Gürcistanlı, ailelerinde Rumlar olduğu için, Rum kökenli olduğu için Rumca bir isim, Yunanca bir isim koyuyor. Ama Fransa'da başlatıyor. Bir de böyle garip bir şey olmuş, coğrafya dersi gibi olmuş. 1950-1974 ile ilgili kısmı tam hocam kaçırmış olabilirim ben. 1974'ten itibaren Enneagram'la ilgili çalışmalar başlıyor mu dediniz? O kısmı tam çözemedim. Desteklerseniz sevinirim. Gurdjieff 1900'lü yılların başından itibaren bu çalışmaları yürütmüş. Türkiye'de de Edirnekapı civarında bir müddet kalmış. Türkiye'de de aslında Enneagram'la ilgili çalışmaları var. Bir Nakşi Terekat'ın şeyhinden bu konuyu detaylı bir şekilde öğrendiği, anlattığı böyle paylaşımlar da vardır Gurdjieff'in. Gurdjieff bir psikolog değil. Yani Müslüman gibi anlaşılmasın. Gurdjieff Müslüman değil ama kendince bir tarikatı olan, kendince bir ruh okulu, ruhsal gelişim okulu, kendince bir model geliştiren birisi. Dördüncü yol ekolü de denir buna. O yapı içerisinde de kullandığı aktif bir sistem olarak Enneagram'ı ortaya koyuyor. Ama Gurdjieff'in bu süreçte talebesi olan veya ondan etki alan insanlar var. Opskovski var, daha sonraki süreçte İhazo var. Daha sonraki süreçte yani psikiyatr olması cihetiyle bilim dünyasına kazandıran Naranjo gibi bir isim var.
Naranjo, bu dediğim bu İhazo Naranjo gibi isimlerin çalışmaları 1940'lar, 50'ler, 60'ları kapsayan süreçler. İlk defa bilimsel bir kongrede sunumu ise 1974 yine Naranjo tarafından. Ama daha öncesinden gelen bir süreçler var. 1974'ten bu yana da hala çok aktif bir şekilde Enegram Enstitü ve değişik birimler Enegram'la ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Türkiye'de de mesela bu konuda çok nitelikli çalışmalar yürütülüyor. Çok yaygın değil ama çok derinlikli bilgi var Türkiye'de de. Biz de geçtiğimiz günlerde yine Hatsun ve Russo'nun Enegram Bilgeliği kitabını Türkçe'ye kazandırdık. Bu gibi çalışmalar devam ediyor. Onun dışında İsmail Acarkan Hoca yine ekibimizdeki hocalarımızdan birisidir. Bizim de Enegram'da tanışmamıza vesile olan bir hocadır. Onun da Türkçe'de telif, çok güzel nitelikli kitapları var. Konuyla ilgili Türkiye'de de böyle nitelikli bir çalışma var. Ama dediğim gibi biz biraz Türkiye'de konuyu derleyip toplama bir çatı altında bir araya getirme çabasında olduk. Ve kısmen de bunu başlattık, başardık ve şu süreci öyle yürütüyoruz. Evet, çok sağ olun hocam. Şu kısım da çok ilgimi çekti hakikaten. İşte çiçek diye bir çiçek yok, bitki diye bir bitki yok. O zaman insan diye bir insan da yok. İnsanlar var, farklı farklı insanlar var. Bu kısmın üzerinde zaten sanırım bugün özellikle bu kısımlarda takılıp kalacağız, duracağız. Psikoloji içerisinde yani psikolojiyi destekleyen bir aslında bir bilim gibi tekrar bahsettik Enneagram'dan. Fakat şöyle, şimdi İşte kişilikle, karakterle, mizaçla uğraşıyoruz deniyor bazen. Fakat böyle hem kişilik, hem karakter, hem mizaç birbirine çok yakın görünen kelimeler ama farklı anlamlara da geliyor sanırım. Bunu bir de enegram açısından değerlendirebilir miyiz? Kişilik nedir, karakter nedir, mizaç Elbette nedir? yani enegram çerçevesinde de bakabiliriz. Genel anlamda psikolojinin tanımları üzerinden de durabiliriz. Elbette bu bilimsel bir konuda olduğu için %100 mutabık ve herkes böyle tanımlıyor değil ama ağırlıklı kanaat olarak bu kavramları şöyle ortaya koyabiliriz. Mizaç doğuştan gelen temel psikolojik özellikler diyebiliriz. Yani insan doğuştan tabula rasa boş bir levha olarak her şeye açık bembeyaz sayfa olarak gelir diye iddiası olanlar olmakla beraber ağırlıklı kanaat insandan öyle tabula rasa boş bir sayfa gibi gelmediği, kendine özgü bir duygu, düşünce ve içgüdü sistematiğiyle geldiği yönündedir. Yani nasıl ki bedensel anlamda çocuklar ilk doğdukları anda birbirine benzerler ama bedensel farklılıklar da vardır doğduğumuzda. Bu yaş ilerledikçe açığa çıkar. Bunun gibi psikolojik mekanizmamızda da, psikolojik aygıtımızda da daha doğduğumuz andan itibaren kendimize özgü bir duygu, kendimize özgü bir düşünce ve kendimize özgü bir harekete geçme içgüdü sistematiğimiz var. İşte bu doğuştan getirdiğimiz yapılanmaya mizaç diyoruz. Yapısal çekirdeğimiz de diyebiliriz. Doğuştan getirdiğimiz temel yazılımımız da diyebiliriz. Temel hayatı algılama, yorumlama ve hayata karşı tepki verme sistematiğimiz de diyebiliriz. Hani huy deriz Anadolu'da, yedisinde neyse yetmişinde o can çıkar huy çıkmaz. İşte o sabit kalan, çıkmayan, ömür boyu üzerimize etkisi devam eden, bütün psikolojik yapılanmamızın da çekirdeği hükmünde olan doğuştan getirdiğimiz psikolojik özelliklerimize mizaç diyoruz. Mizaç bu. Kişilik, kişilik ne dediğimizde bu mizaç doğduğumuz andan geldiği andan itibaren çevreden etki almaya başlıyor. En başta bir cinsiyetimiz bile buna bir etkidir aslında. Sonra kardeş sayımız, annenin psikolojisi, doğduk, oradaki aldığımız eğitim, yediğimiz, içtiğimiz, yani muhatap olduğumuz bütün ekosistem, bütün sosyokültürel yapı, toplumsal değerler, dini değerler, ilk öğretmenimiz, aldığımız eğitim aslında doğduğumuz andan şu saniyeye kadar geçirdiğimiz tüm serüven, tüm hikaye bu doğuştan getirdiğimiz mizaca etki ediyorlar. Bu etkiyle oluşmuş yapılanmaya kişilik diyoruz. Ve kişilik her an aktif. Yani 3 yaşında, 4 yaşında da çocuğun kişiliği var. 20 yaşında da var, 50 yaşında da var. Şu an bizler de kendi kişiliğimiz üzerinden konuşuyoruz, anlıyoruz, yorumluyoruz. Sizin şu an giyinme tarzınızdan, şu şık ve etkili giyinme tarzınızdan, etkili konuşma tarzınızdan, şu medyayı yönetme tarzınızdan, şu an bizi dinleyen değerli dostların dinleme tarzlarına kadar her bir şey kişiliğimiz çerçevesinde karar aldığımız ve yürüttüğümüz süreçler. İşte özetle o kişilik çekirdeğinin hayat toprağında ağaç olmuş hali diyebiliriz kişiliğe. Mizaç çekirdeğinin hayat toprağında hayat bulmuş ağaç haline kişilik diyebiliriz. Yani mizacı tohuma, kişiliği ağaca benzetebiliriz. Kişiliğin içinde bir bölüm olarak da karakterden bahsedebiliriz. Karakter kişiliğin daha tutarlı, kendini tekrar eden, değişime daha dirençli olan taraflarımız diyebiliriz. Ağaç metaforunu vermişken tohum ağaç,
Burada da karakteri ağacın kalın dalları, yani değişebilir, gelişebilir ama değişim ve gelişme biraz daha dirençli ve daha yavaş değişebilen yapılar olarak söyleyebiliriz. Yani uzun teknik terimlerdense bak bu örnek güzel bir açılım oldu. Mizaç tohum, kişilik ağacın tamamı, karakterse ağacın kalın dalları diyebiliriz. Ben resmini bile çizdim hocam hemen not alırken. Süper. Görünüyor gerçi şurada. Çok çok güzel bir örneklem oldu. Mizaç tohum, kişilik ağaç ve ağacın dalları ama pardon dalları derken kalın dallar da karakterler. Evet. Ama şöyle dediniz, can çıkar huy çıkmaz, mizaç değişmez ama kişilik değişir mi? Elbette. Ağacın düşünün. Ağacın tohumu portakal çekirdeği ise o portakal ağacı olma hali asla değişmeyecektir. O bütün varoluş serüvenini bir portakal ağacı olarak geliştirecektir. Ama o portakal ağacının veya elma ağacının veya neyin tohumuysa, neyin ağacıysa, daha tanıdık olduğu için elma üzerinden gidelim. Elma ağacıysa nasıl bir elma olacak? Verimli mi olacak? Kurtlu bir elma olacak? Sulu sulu kocaman kırmızı bir elma mi olacak? Yani bu aldığı etkiye bağlı elbette. Yani bunlar değişebiliyor. Ağacın aldığı gübreleme, güneş, su, muhatap olduğu bahçıvanlık, tüm bu serüvenler o ağacın kaliteli bir ağaç mı, kalitesiz bir ağaç mı, sağlıklı bir ağaç mı, sağlıksız bir ağaç mı olacağını etkiliyor. Bu ağaç sürekli değişime ve gelişime açık. O anlamda karakter biraz yavaş olmakla beraber değişebilir. Kişilik her an değişebilir ve gelişebilir. Ama bu serüvende asla değişmeyecek bir yer var. O da mizaç. Mizaç değişmez, tohum değişmez diyorsunuz. Evet, çok sağ olun hocam. Çok etkili, gerçekten akılda kalıcı bir anlatım oldu. O zaman şöyle, mizaç madem her tohum farklı diyeceğiz belki de, her insan farklı ve her kişilikte farklı tiplerde belki o zaman. Nedir o zaman bu tipler? Yani mizaçları ve kişilik tiplerini enegrama göre tekrar anlatabilir misiniz? Kişilik yapılanmalarımız, şu an içinde bulunduğumuz kişilik yapılanmaları mizaçtan kök alıyorsa biz onların detayına gireyim ama Serkan Hocam müsaade ederseniz şuranın biraz daha altını çizmek istiyorum. Buyurun lütfen. Şimdi iş hayatında günlük hayatımızda, ilişki hayatımızda, mesela aile hayatımızda, belki eğitim hayatımızda, başta kendimiz olmak üzere bir süreç yürütüyoruz. Kendimizle ilgili bir süreç yürütüyoruz. İlişkilerimizle ilgili süreç yürütüyoruz ve işle ilgili süreçleri yürütüyoruz. Burada eğer tek tanım üzerinden gidersek veya tek bir yapı üzerinden insan anlamaya çalışırsak çok ciddi hatalar içerisine girebiliyoruz. Ve en ciddi yanılsama şu, eğer özel bir bilgiye, eğitime tabi tutulmamışsak, kendimi bir meyve olarak tanımladığım andan itibaren meyve olarak düşünüyorum kendimi. Muhatabımı da bir meyve olarak düşünüyorum. Doğru, o da meyveyim, ben de meyveyim. O zaman tamamen o da aynı, ben de aynıyım gibi bir sorunlu bir ön kabulle süreci yürütüyorum. Bu neden sorunlu? Çünkü o da meyve, ben de meyveyim ama o ceviz, ben kirazım. O armut, ben portakalım gibi bir farklılık var. Zaten meyve nedir? Hani az önce söylemeye çalıştım. Meyve diye bir meyve yok. Farklı meyveler var dediğimiz yer de burası. Tüm bu süreçte mutlaka bu hangi meyve olduğumuzu bilmekle profesyonelleşebiliriz. Yoksa mizacı bilmeyen ortalama bir eğitimci veya hiçbir eğitime tabi tutulmamış bireysel olarak kendi deneyimimiz bizi doğal olarak tek bir tanım üzerinden olaylar yürütmeye götürüyor. İnsan şöyledir, insan böyledir, çocuk psikolojisi böyledir, kadın psikolojisi şöyledir gibi. Bunlar da çok arıza oluşturuyor. Eğitimde bizim en çok zaten sorun yaşadığımız alanlardan bir tanesi orasıydı. Mesela çocuğun üzerine baskı kurarsanız çocuk içine kapanır gibi bir genelleme çok duyarsınız. Halbuki mizaçları tanıdığınızda görüyorsunuz ki bazı çocuklar, evet bu doğru, bazı çocuklar içine kapanabiliyor ama bazı çocuklar var ki kesinlikle bu baskıyı reddediyor. Bunu söyleyen uzman neye göre söylemiş? Yani çocuğa baskı yaparsanız çocuk içine kapanır genellemesi neye göre yapmış? Aynı meyve örneği gibi. Kendi ceviz ve tüm meyveleri ceviz olarak tanımlıyor. Sert kabuklu ve içi yağlı olarak tanımlıyor. Kendi sürecini aslında tanımlıyor. Yani psikolojide 92 tane kişilik tanımı var. Niye bu kadar farklı tanım var? Çünkü herkes kendi üzerinden algılıyor. Yani muza sorsak meyveyi sarı ve uzun diye tanımlayacak. Kiraza sorsak kendine göre, çileğe görsek kendine göre tanımlayacak. Aynı hata burada da var. Yani eğer uzman, bu alanda çalışan bir eğitimci, bir bu süreçleri yürüten, insanlara danışmanlık yapan herhangi birisi, yani elinde kalem tutan veya önüne mikrofon uzatılan herhangi birisi bu konuyu bilmiyorsa eğer,
ya kendi tecrübesi üzerinden ve kendi algısı üzerinden tanımlayacak ya da biraz daha yelpazeyi genişletip birkaç tanesini daha işin içine dahil edebilecek kendi entelektüel birikimine bağlı olarak. Ama genel yapıyı ortaya koyamayacak ve bütün sorun da bu buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla mutlaka ebeveynlik sürecimizde, iş hayatı sürecinde, bireysel hayatımız sürecinde en başta kendi mizacımızı bilmemiz ve sonra hemen muhatabımızın, mesela etki alanımızdaki çocuğumuzun, çalışanımızın, eşimizin, iş arkadaşımızın mizacını bilmemiz gerekiyor. Çünkü hayatın tamamı, bütün hikayelerimizin özeti aslında etkileşim ve iletişimden geçiyor. Ve o etkileşim ve iletişimi profesyonel yürütebilmenin temel unsuruysa muhatabı doğru tanımak. Tabii sadece muhatabı değil, kendini de doğru tanımak. Yoksa gerçek bir iletişim olmuyor, kör dövüşü oluyor. Yani bir noktaya ulaşmak için şu an teknoloji bize güzel bir örnek sunuyor bu dediğime. Bir yer noktaya ulaşmak için navigasyon kullanıyoruz. Yani muhatabın konumunu bilmemiz lazım ki ona nasıl ulaşabileceğimizi bilelim. Yani ona ne söylediğimde nasıl etki oluşturur anlamam. Onun neden etkilendiği, neden korktuğu, neye sevindiği, neyi motivasyonunu artırır, neyi motivasyonunu düşürdüğü, enerjisini ne yükseltiyor, ben ne söylüyorum o ne anlıyor. Bütün bunları algılayabilmek, sağlıklı bir profesyonel bir iletişim kurabilmek, onun konumunu, onun dünya algısının ne olduğunu bilmekle mümkündür. İşte o da navigasyonda konum bilmekle ilgili bir şey gibidir. Metaforik olarak söylüyorum. Ama o konuma ulaşabilmek için öncelikli olarak kendi konumunu da aç diyor sana navigasyon aleti. Diyor ki kendini evet. de tanımalısın. Dolayısıyla mizacı kullanabilmek, bu bilgiyi kullanabilmekle ilgili olan ilk adım kendi mizacını bilmek ve muhatabının mizacını bilmek. Bunu bildiğinizde ne oluyor? Bunu bildiğinizde en başta kendinizin yaptığı genellemeleri, dünyayı nasıl algıladığınızı yakalıyorsunuz. Kendinizi mevcut tanıma birikiminizin belki birkaç katı daha fazla tanıma, tanımlayabilme, hangi davranışı, hangi arayışla yaptığınızı, içsel motivasyonunuzun ne olduğunu yakalayabiliyorsunuz. Aynı şey muhatabınız için de geçerli oluyor. Yani kendinizi tanıma, muhatabınızı anlamayla ilgili bu mizaç bilgisi inanılmaz bir konfor alanı sunuyor. Onun için mutlaka mizacı bilerek bu süreçlerin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz biz. Yani her alanda, iş dünyasında, ailede ve ilişki dünyasında, ebeveynlikte ve eğitim dünyasında her alanda mutlaka mizacın bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. İşte burada sizin dediğiniz soruya şimdi gireyim. Peki mizacı nasıl bileceğiz? Yani buradaki kritik soru bu ve Enneagram bu konuda ne söylüyor dediniz? Yani Enneagram burada şunu söylüyor. 9 tane temel mizaç var diyor. 9'lu bir yapı olduğundan bahsediyor. Ve bu 9 temel yapı, temel mizaç bilindiğinde aslında tüm mizaçların çözülebileceğini de söylüyor. Yani milyonlarca farklı insan var. Bu kadar milyonlarca farklı yapıyı nasıl çözeceğiz sorusunun cevabını 9 ana yapıyı eğer bilirseniz bunların kombinasyonlarına ve çeşitli kendi kavramları var Enneagram'ın. O kavramlara bağlı olarak bütün yapıyı çözebilirsiniz diyor. Bu neye benziyor? Bunu da metaforik anlatalım. Bu mesela temel 3 tane renk vardır. Hadi gökkuşağı renklerini sayarsak 7 tane. Yani tüm isimlendirebildiğimiz renkleri saysak 10 küsür tane renk var. Bu 10 civarındaki renkle bütün dünyadaki renkleri, şu rengarenk dünyayı tanımlayabiliyoruz. Yani bizim bu hangi nasıl bir renk dediğimiz bir renk yok karşımıza. Ya morun açığı, ya kırmızının bir tonu veya pembenin başka bir tonu olarak söyleyebiliyoruz. Evet. Ama yeni boyu kullandığımız 8-10 tane isimlendirme ve renk var. Aynen bunun gibi 9 tane mizacı bildiğinizde muhatabınızda çalışan psikolojik yapılanmanın ne olduğunu, onların etki birbirine etki derecelerine göre, sağlık seviyelerine göre, rahat stres hatlarına göre, kanat etkileri gibi böyle kavramları var Enneagram. Bu kavramlara bağlı olarak bütün yapıyı çözebiliyorsunuz. Yani muhatabınızı, eğer konu muhatapsa eğer, mesela bir çalışanınızsa eğer, yani çok avantajlı olduğu alan ne? Mesela rasyonel bir yapı mı, duygusal bir yapı mı? İçe doğru bir yönelim var, dışa doğru bir yönelim var. Sosyal bir yapısı mı var, daha analitik bir yapısı mı var? Beynin hangi lobunu kullanıyor? Az önce de söylediğim gibi ne motivasyonunu yükseltiyor, ne motivasyonunu düşürüyor gibi bütün başlıklarda, bizim en azından kendimizin raporlandırdığı başlıkları söyleyeyim, 200'ün üzerinde başlıkta kişinin tüm geri planını ortaya koyabiliyor. Ve bu 9 yapının mutlaka bilinmesi şartını arıyor. Eğer bu 9 yapı bilinirse, evet çok sistematik bilgiler bunlar, öyle çok karmaşık değil. Yani şu seminerde bile önümüzdeki 5-10 dakika içerisinde biraz bahsedeyim, orada bile anlattığınızda ha ben birim, öbürü iki gibi çabuk algılayabileceğiniz düzeyde, tabii elbette her bilginin derinliği var. Çok yüzeysel bilgi değil Enneagram. Yani günleri alan eğitimleri var. Ama en temel giriş noktasında bile hemen bir farkındalık oluşturabilecek kadar da sistematik ve tutarlı bir bilgi. Onun için mutlaka o temeldeki 9 tane ana yapının bilinmesi gerektiğini
söylüyor Enneagram. 9 ana yapıdan bahsedecek misin? Sonraki programda mı kalacak? Biraz bahsedelim tabii. Biraz bahsedelim bence de. Olsun, zekat olsun. Merak tabii, merakımız bir giderilsin bakalım. Ben yazıyorum 1. 1. Önce şunu söyleyelim. Yani Enneagram'ın kendince bir sembolü vardır ve hani 12'li saatin 12'nin 1'e komşu olması gibi, bir daire üzerinde yerleştirilmesi gibi, kendi diyagramında 1 ile 9'un komşu olduğu bir daire üzerinde 9 sayının yerleştirildiği bir diyagramı vardır Enneagram'ın. Bu diyagram çerçevesine baktığımızda her birimizde bir tane mizaç ana mizaç olarak bizde çalışır. Ve bizim psikolojik mizaçsal yapımızın %70-%80'ini yaklaşık olarak orası belirler. Kalan kısmı ise ikincil derecede bize etki eden bir başka mizaç şekillendirilir. Ona da kanat mizaç denir. Kanat mizaç denmesinin nedeni de şudur. Ana mizacın komşu sayılarından bir tanesi olabilir ancak. Bundan dolayıdır. Yani ana mizacınız 9'sa kanat mizacınız ya 8'dir veyahut da 1'dir. Ana mizacınız 5 ise kanat mizacınız ya 4'tür veyahut da 6'dır diyebilirim. Mesela ana mizacı 5 olan, kanadı 6 olan bir yapı şu demek. 5'in özelliklerinin %70, %80'i 5'in özelliklerinden alıyor. %20, %30 da 6'nın özelliklerinden alıyor. Yani biri süt, biri kahve ise işte kahve aroma, süt aromalı bir kahve. Yine kahve ama hafif bir süt aroması da var diyebiliriz. Bu numaralandırmaların, mizaçların numaralandırmanın bir özel anlamı yok. Yani bir hiyerarşi ve sıralama oluşturmuyor. Tamamen nötr kavramlar. Yani mizaç 1 olmak iyi veya kötü değil. Mizaç 7 olmak veya 8 olmak iyi veya kötü değil. Her mizacın kendine özgü potansiyel riskleri ve potansiyel avantajları var. Spesifik olarak belli alanlarda belli mizaçlar daha avantajlı, belli mizaçlar daha dezavantajlı olabilir ama bir başka alanda da diğer mizacın avantajından bahsedilebilir. Bu çerçevede baktığımızda ana mizaç ve kanat mizacın doğuştan ve değişmediğini de söyleyip mizaç birden biraz bilgi verelim. Yani mizaç bir olmak ne demek dediğimizde, mizaç bir diye tanımladığımız yapı dünyaya geldiğinde dünyayı nasıl algılıyor, nasıl yorumluyor dediğimizde şunu söyleyebiliriz. Mizaç bir yapısı mükemmel eylem arayışında olan bir yapı. Yani yaptığı eylemi kusursuz bir şekilde, tam ve mükemmel bir şekilde sonuçlandırmak istiyor. Bunu gerçekleştirmek için de o şeyin nasıl yapılacağına dair olan bilgiye tam hakim olmak istiyor. Yani onun için tam bilgi mükemmel eylem diyebiliriz. Yani bilmek ve eyleme geçmek şeklinde arayış olan bir yapıdır. Onun için bilmek ve eyleme geçmek arayışına bağlı olarak planlayıp iş yapmak, sorumluluk duygularını yerine getirmek, mutlaka kural, kaide, prensip, ilki geliştirip öyle iş yapmak şeklinde bir arayışı var. Tabii sadece mükemmel eylemi kendisini yapması yetmiyor. Bunu etrafına öğretme eğilimi de, bir öğretici dili de hakim. Ve yine mükemmellik arayışına bağlı olarak işi mükemmel yapması yetmiyor. Hata, kusur, eksik nerede var? Bunu çabuk yakalayan negatifliğe karşı, yani eksikliğe karşı algısı çok yüksek olan, bunu çabuk yakalayabilen bir yapı olarak da söyleyebiliriz. Tabii burada aradığı mükemmel sonuç gerçekleşmiyorsa, prensipler ihlal ediliyorsa, kendi bile olsa kendini bile eleştirmekten, yargılamaktan çekinmeyen bir yapı olarak bile söyleyebiliriz. O anlamda etrafına karşı da yargılayıcıdır diyebiliriz. Detayı sever, iş yapma anında gergindir. Her an bir sistem çalışması gerektiğine inanır. Eğer sistem işliyorsa, kurallar yerine getiriliyorsa, o işin doğruları ortaya konuyorsa iş iyi olacaktır der ve mutlu olur. Hayatı böyle algılar ve böyle olduğunda mutlu olur. Yani sistem işliyorsa tatmin yaşar. O anlamda mesela Alman kültürü biraz bir kültürdür veya askeri disiplin dediğimiz yapı biraz bir yapısıdır veya Japon kültürü biraz bir yapısıdır diyebiliriz. Biraz da meşhurlarından örnek vereyim. Yani sanat, spor, siyaset, tarihi karakterler, özellikle siyaset alanında değerli dostlar bizi hoş görsünler. Yani siyasi bağlamdan bağımsız söylüyoruz. Ortak tanıdığımız olduğu için övmüyoruz veya yermiyoruz buradaki siyasi isimleri. Ortak tanıdığımız olduğu için bu isimleri veriyorum. Mesela mizaç bir meşhurlar kimler var dediğimizde Cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer. Mesela mizaç birdi. Kırmızı ışıkta geçmezdi. Anayasa kitapçığı atardı. Bak işin doğrusu bu gibi. Tarihi figürlerden Kanuni Sultan Süleyman'ı, Fatih Sultan Mehmet'i yine mizaç bir olarak söyleyebiliriz. Şenol Güneş mesela mizaç birdir diye söyleyebiliriz. Yani Fransa maçını kazandıktan sonra son uzatıldığında ilk son geldiğinde milli takım başına efendim ne düşünüyorsunuz işte maçı kazandık dediklerinde onun söylediği çok dikkatimi çekmişti. Dedi ki biz doğru olan şeyleri uygulamaya çalıştık.
doğru olanı uygulamak tam olarak Mizaç 1'in arayışıdır. Yine tarihi figürlerde Mehmet Akif Ersoy Mizaç 1'dir. Böyle isimleri de örnek verebiliriz 1'lere. İkilere geçelim o zaman. Geçelim bence de. Ben notumu aldım. Bir mükemmel eylemci dedik. İki, sevilebilir imaj arayışı olan kişi diyebiliriz o zaman ona kısa cümle olarak. Yani muhatabının dünyasında sevilebilir bir imajı olsun istiyor. Yani Mizaç 1'i beyin ve el olarak çizebilirsiniz. Yani bilmek ve uygulamak. Mizaç 2'yi kalp olarak sembolize edebilirsiniz. Yani sevmeyi, sevilmeyi, merhameti, şefkati, ilgiyi, ilişkiyi hayatının merkezine alan, insanların sevgi dolu geri bildirimlerini önemseyen, bu sevgi dolu, sevilebilir olma arayışına tatmin etme anlamında da muhataplarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı, yardımsever bir yapı olarak söyleyebiliriz. Şimdi bu anlattığımız özellikler, diğer mizaçların da detayını vereceğim, bilinçli olarak yaptığımızdan daha öte bilinçaltının bir kodlaması gibi çalışıyor. Yani mizaç 2 kendini bir anda yardım ederken buluveriyor. Neden yardım ediyorsun dediğinde hiçbir beklentim yok diyor. Yani zihinsel düzeyde kendini yakalayamayabiliyor ama orada bir beklenti var daha alt düzeyde. Nasıl bir beklenti? İşte beni sev, beni takdir et. Gerektiğinde sen de bana yardım et. En azından bir teşekkür et. Yani hiçbir şey beklemiyorum. Hiç mi bir şey beklemiyorsun dediğimde yani insan en azından bir teşekkür eder diyor yani. O anlamda ikinin böyle bir iletişim beklentisi, bir sevilebilir olma beklentisi, bir yardımsever olma beklentisi var. Sevecen, dışa dönük, sıcakkanlı, çabuk iletişime geçen, sevgi dolu bireylerdir diye söyleyebiliriz ikileri. Pekala, ikiye sevilebilir imaj dedik. Üç. Üç, karşının dünyasında hayranlık uyandıran bir imajı olsun hedefinde olan bir yapı olarak tanımlayabiliriz. Yani wow, harikasın, işte budur, olay sende. Bu kişisel gelişim kitaplarında Serkan Hocam hani ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil, yenilgi yoktur, deneyim vardır, dibe vurduğun an başladığın yerdir filan gibi böyle hep kuyruğu dik tutan, her zaman kendini motive edebilen, her an bir hedefi olan ve sonuca gitmek isteyen, yaptığı işin en iyisi olmak isteyen, her an işlevsel kalmak arzu eden, sonuca ulaşmayı seven, rekabetten motive olan, yapıları üçler olarak söyleyebiliriz ki zaten o kişisel gelişim kitabını yazan dostların epey bir kısmı da üç. Yani Adil Mavuş, Mehmet Sekman gibi isimleri değerli dostlar. Onlar da üçler olarak söyleyebiliriz. Yani kendini motive edip, hayatta aktif kalıp, sonuca gitme, elde ettiği sonuçların da geri bildirimini alma, yani insanları onu etkileyebilme, insanları hayran bırakabilme arayışında olan yapılardır. Onun için hem iyi çalışır hem de iyi PR yapar. Yani görüntüsünü de verir. Yani idealize ettiği bir kimlik, bir imaj vardır ve o yakaladığı, idealize ettiği kimliği yakaladığında, o statüyü, o kişiliği kendince yücelttiği, o yapıyı yakalamaya çalışır içsel olarak da. Görünüş anlamında da bunu yakaladığında da veya yakalama yolculuğu serüveninde de bunun görüntüsünü verme eğilimi vardır. Yani hem iyi çalışır hem hedefine odaklıdır hem rekabetten hoşlanır hem kendini motive eder hem de bunu iyi gösterir diyebiliriz. Yani Doktor Mehmet Öz şov diyoruz. Yani ortalama bir kardiyolog ama tıpı şova dönüştürebilmek bir maharet ister gerçekten. İşte bu Mizaç 3'ün potansiyelidir. Mizaç 3'ün kendini ortaya koyma ve hayatı algılama şeklidir. İşte üçün dünyasından hayat bir rekabet, bir başarı, bir öne geçme alanıdır. İkinin dünyasından hayat bir yarış, yardımlaşma, sevme, sevilme alanıdır. Birin dünyasına baktığımızda her şeyin kuralları olması gereken bir noktadır. Ufak bir anekdot, yani Türk kültürü biraz iki kültürüdür. Almanya'ya giden Türk gurbetçilerden mesela Mizaç 2 olanlar Türkiye'ye döndüğünde gelip diyorlar ki ya Almanya'da memleket mi? İnsanlığı yok kardeşim. Şurada geliyorsun işte. Yani insanlık var burada. Mizaç 1 birisi yine Türk gurbetçi. Türk bakın gidiyor Almanya döndüğünde diyor ki ya memleket orası adamlar sistemi kurmuşlar diyor yani. Şimdi algı filtreleri buna göre şekilleniyor. Yani mizacımıza göre şekilleniyor diye söyleyebiliriz. Özür dilerim. Estağfurullah. Mizaç 2'ye isim vermedik bu arada. Mizaç 3'te Mehmet Öz dediniz gerçi. Doğru mu Mehmet Öz? Mizaç evet, için? Mehmet Öz'ü söyleyebiliriz. Süleyman Soylu'yu söyleyebiliriz. Süleyman Demirel'i söyleyebiliriz.
Aziz Mahmut Hüdayi söyleyebiliriz Mirza Üçüce, Necip Fazıl Kısakürek'i söyleyebiliriz. Üstadım şiir yarışması açıklandı diyorlar. İkinci kim oldu diyor. Mirza Çiki ile ilgili örnekler, Adile Naşit'e örnek verebiliriz. Zeki Alasya'ya örnek verebiliriz. Daha tarihi figürlerden Hazreti Ayşe'ye örnek verebiliriz. Rahibe Teresa'ya örnek verebiliriz. Prenses Diana'ya örnek verebiliriz. Demet Akalın'a örnek verebiliriz. Yani epey örnek var. Popüler dünyada da üçlerden çok isim var. Hancal Uluç'a örnek verebiliriz. Üçlerle ilgili hemen aklıma gelen Hülya Avşar'a örnek verebiliriz. Ajda Pekkan'a örnek verebiliriz. Donald Trump'a örnek verebiliriz üçlere. Tabii burada şu yanlış anlaşılmasın. Toplumun arsız yolsuzları da bu mizaçlardan çıkıyor. Toplumun referans insanları da bu mizaçlardan çıkıyor. Dolayısıyla hani elma ama kurtlu elma mı, sağlıklı bir elma mı? Yani ben Trump 3 ise ben 3 olmak istemiyorum demeye gerek yok. Yani hani veya bir başkasıyla ilgili bir antipatiniz varsa ona bağlı olarak hemen o mizacı o yapıyla özdeşleştirmenize gerek yok. Ama ortak olan taraf nedir dediğimizde ortak olan taraf mesela bu mizaç 3 ile ilgili saydığımız isimlerdeki ortak taraf ne? Hepsinin rekabeti, başarıyı, sonuca ulaşmayı, hedefi olmayı seven insanlar olduğu konusudur ve hayatı öyle algıladıkları ilgili konudur. Bir de şu kısmı herhalde söylemekte fayda var. Bu 9 mizaç tipinden işte birler iyi, üçler kötü gibi bir şey yok. Yani bunlar tüm şeylerde, insanlarda bulunabilecek mizaç tipleri. Aynen, keşke aynen. Bir olsaydım falan demenin de bir anlamı yok. Yani mizaç birlerden, şimdi ben isim saymayayım ama öyle isimler söylerim ki ya böyle kötü insanlar varsa bir olasım gelmez. Bir olasımız ama yok. Ama mizaç birilerini öyle insanlar sayarsın ki vah işte bu diyebiliriz. Bu bütün mizaçlar için geçerli. Evet. Bu hani eğitimin, çevresel faktörlerin yine çok değerli olduğu anlamına geliyor. Ama biz işte iyi insan yetiştirme, çalışanımızı daha performansını yükseltme, ilişkimizde eşimizin daha iyi bir noktaya taşıma, etkileşim içinde bulunduğumuz tüm insana daha iyi bir noktaya taşıyabilme, tüm işte bunları iyi yapabilme, profesyonelce yapabilme, muhatabımızın ne olduğunu bilmekle ilgili. Ebeveynlik üzerinden örnek verecek olursam, çocuğuma her şeyi veriyor olabilirim ama ihtiyacı olan şeyi vermemiş olabilirim. Neye ihtiyacı olduğunu nasıl bileceğim dediğimizde, işte mizacını bilirsem neye ihtiyacı olduğunu da bilirim diyebilirim. Pekala. 4. Dörtlerin temel arayışı özgünlük, duygusal derinlik, farklı olma ve kendine özgü bir kimlik geliştirme, herkesten biraz daha farklı olma arayışı. Mizaç dörtler daha içe dönük bir yapıdır. Mesela birler doğruyu bilme ve uygulama anlamında dışa dönüktür. İkiler iletişim, sosyallik, yardımlaşma anlamında dışa dönüktür. Üç sonuç odaklı, iş odaklı olması itibariyle dışa dönüktür. Ama mizaç dört biraz daha kendi duyguları, kendi iç dünyası anlamında içe dönük bir yapıdır. Kendi duygularını derinlikli bir şekilde yaşama arayışı vardır. Farklılığını hissetme arayışı vardır. Muhatapların olduğu gibi kabul etme, yani empati anlamında en mahir yapılardan bir tanesidir. Hayatı duygular üzerinden algıladığı için ve duygunun dili de biraz daha görsellik olduğu için sanat, resim, heykel gibi alanlarda böyle kendini ifade etmeyi de severler. Edebiyat kabiliyetleri genelde iyidir. Yani edebi bir kabiliyetleri olmasa bile bir içsel derinlikleri, bir kendilerince nitelikli tarafları vardır. Zaten genel olarak nitelikli olanı severler. Niteliksiz, yüzeysel olanı sevmezler. Espri bile yapılıyorsa onun içinde zeka kıvılcımı ararlar. İncelikli bir yapı ararlar. Geçmişi daha çok önemserler. Hayatı daha geçmiş üzerinden yaşama eğilimleri vardır. Her şeyi anlamlı tutma, sıradanlıktan çıkartma arayışları vardır. Duygusal bir yapı oldukları için samimiyete, ilişkilerde kaliteye önem veren yapılardır. Duygusal çökkünlük yaşama, her şeyi duygu üzerinden de algıladıkları için dış dünyadan gelecek etkilere bağlı olarak da duygusal çöküntü olarak tepki verebilme ihtimalleri de daha yüksektir. Yani duygularını kontrolle ilgili bir şeyleri, hayat maceralarında kendilerince bir ne diyelim artık şeyleri vardır, mücadele alanları vardır diye söyleyebiliriz. Ama eğer dörtler olmasaydı, onların o kreatif yaklaşımları olmasaydı dünyanın çok düz bir yer olduğunu da söyleyebiliriz. Yani sanatın, modanın, kreasyonun, kreatifliğin hep dörtlerin ağırlıklı olarak geri planda bulunduğu alanlar olarak söyleyebiliriz. Meşhurları kimler vardır dediğimizde dörtte şunu da söyleyeyim. Kendilerinin anlaşılma arayışları da çok önemlidir. Anlaşılmak beklerler.
Ama çok küt diye anla ve bitir noktayı koy da değildir. Ben çok derin bir yapayım, beni anlamaya çalış. Anla ve bitir değil ama beni anlamaya çalış araçları da vardır. Yoksunluk hissi ve gıpta özelliklerinde de bahsedebiliriz. Meşhurları kimler var? Mesela Sezen Aksu var. Mesela Okan Bayülgen var. Kızının ismi biliyorsunuz İstanbul'dur. Benim duyduğum ilk İstanbul ismini o koydu. Yani herkesten biraz farklı olma arayışı vardır. Tarkan'ı söyleyebiliriz. İlhan Erem'i söyleyebiliriz. Van Gogh'u söyleyebiliriz. Sanat dünyasında çokçadırlar zaten. Moda alanında, sanat alanında. Ama sadece sanat alanında değil. Mesela siyasette Bülent Ecevit'i söyleyebiliriz. Menderes'i söyleyebiliriz. Yani şiir yazan bir siyasetçiydi hatırlarsanız Ecevit. Mesela Kemal Sayar'ı örnek verebiliriz. Nazan Bekiroğlu'nu örnek verebiliriz. Epey bir isim var. Şu an hemen aklıma gelenleri böylece saymış olalım. Dörtlerde. Evet. Bayağı varmış hakikaten. Peki Beşler. Ali. Beş. Mizaç 5'in temel arayışı kendine yetmektir. Kimseye muhtaç olmadan kendi sürecini kendi yürütebilme eğilimindedir. Mizaç 5 de 4 gibi içe dönüktür ama Mizaç 5 zihnine dönüktür. Duygularına dönük değil de daha zihinsel, daha rasyonel, daha analitik bir yapıdır. Hayattaki her olguyu veri olarak anlama, algılama, hafızasına kaydetme ve yine bir veri data üzerinden analiz edip ona göre tepki verme eğilimi vardır. Onun için fazla duygusal bir yapı değildir. Duygusallık olmamasının bir çıktısı da yine kendine yetme arayışıyla beraber, bu iki çıktı arayışı beraber değerlendirdiğimizde fazla sosyal olmama, çokça arkadaş edinmeme, kendini çok fazla açma, anlatma gibi özelliklerin olmaması gibi sonuçlar da doğuruyor. Yani bilmeyi, gözlemlemeyi çok sever ama bilinmek çok istemez. Mahremiyetine çok düşkündür. Beden anlamında, mekan anlamında, zaman anlamında, bilgi anlamında, eşya anlamında kendi özel alanını koruma konusunda çok hassas bir yapıdır diye söyleyebiliriz. Ama analiz kabiliyeti, detaylı bilme, her yönüyle, bütünüyle konuyu kavrayabilme kabiliyeti çok yüksektir. Çok rasyonel bir yapıdır. Şimdi ikilerle beşleri ufacık bir kıyaslamak istiyorum müsaadenizle Serkan Hocam. Buyurun İkiler dış dünyadaki tüm olay ve olguları duygusal olarak dekodur, çözümleme eğilimi vardır. Yani sana öğretmen iki kere iki kaç diye sorduğunda çocuk bunu beş demeden önce öğretmen beni seviyor bak bana soru diye hemen bir yorumlama, hemen orada bir duygusal çıktı üretme eğilimi vardır. Hı hı. Ama Mizaç 5'e seni seviyorum desen veya beni seviyor musun bile desen bunu bir rasyonel soru gibi algılama eğilimi vardır. Hatta gerçek bir örnek vereyim. Yaşanmış bir olay. Kadın 2, kocasının 5 olduğu bir ilişki, evlilik, 10 yıllık bir evlilik. Kadın sormuş yani beni seviyor musun demiş ki zaten Mizaç 2'ler sevildiğini bilse bile ara ara bana bunu hatırlat ve sevildiğimi hissedeyim beklentisi vardır. Sadece bu tabii kadınlar üzerinden okumamak lazım. Mizaç 2 erkekler de böyledir. Yani İbrahim Tatlıses mesela Mizaç 2'dir. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmedi diyor mesela. Yani sevilme beklentisi vardır ikilerde. Kocasına sormuş beni seviyor musun diye. Adam düşünmüş. 10 yıl önce evlendik. Evlenirken sana ona sevdiğimi söyledim mi? Söyledim. Seviyor muydum? Seviyordum. Herhangi bir değişim oldu mu? Olmadı. Dönmüş karşısına demiş ki 10 yıl öncesine göre herhangi bir değişim yok demiş. Yani data sabit. Ama aynen devam ediyor. Tabii. Zaten şey burada kopuyor. Yani ilişkiler burada kopuyor. Yani o senin sevdiğini biliyor ama bunu bana ifade et diyor. Ama Mizaç 5 bunun her bir şeyi bir data gibi algılıyor. Yine 5 Mizaç 5 olan bir arkadaşım şöyle demişti. Eşim bana diyor ki dedi benim her söylediğim lafa bu kadar yapışma. Çünkü 5 için her şeyi analiz etmeye değerdir. Yine 2-5 evliliğine bir örnek vereyim. 2 olan yine bayan, 5 olan erkek. Demiş ki kadın işte bir an duygu yükselmiş ve demiş ki biz boşanalım demiş. Ya bu ne böyle demiş. Adam 2 gün gitmiş düşünmüş, analiz etmiş, konuları masaya yatırmış. 2 gün sonra eşine gelmiş demiş ki hayatım demiş gel bir konuşalım. Elinde bir dosyayla gelmiş. Ne oldu demiş. Senden geçen gün boşanalım dedim. Ben her şeyi masaya yatırdım. Çocuklar, şunlar, bunlar. Her şeyi masaya yatırdım. Nerelerde sorun yaşıyoruz? Bunları analiz ettim. Gel bir üzerinden geçelim. Bizim boşanmamıza aslında gerek yok demiş. Yani çözüm bulabiliriz. Dosyayla gelmiş. Kadın da yürü git demiş. Deli misin yani? Ben o an kızdım sana. Öylesine söyledim ne boşanması demiş. Ama 5 için bu bir şeydir, datadır, veridir. Bunu analiz etmesi gerekir. Alev Alatlı mesela 5'tir. Aziz Sancar 5'tir. Cahit Arf 5'tir. İbni Haldun 5'tir. Yani başka 5'lere Elon Musk olabilir 5. Einstein 5'tir. Fuat Sezgin Hoca rahmetli 5'tir. Yani dikkat ederseniz yani Aziz Sancar'ı söyledim mi bilmiyorum. Aziz Sancar 5'tir. Yani söyledim. Performansı yüksektir yani. Zihinsel performansı yüksektir. Akademi dünyasında özellikle daha kendi arayışlarına
uygun bir alan bulurlar diye söyleyebiliriz beşleri. Evet. Altı kıymetli dostlar, çok güzel bir program yapıyoruz sevgili Muammer Küçük Yazıcı ile beraber. Enneagram'da 9 kişilik tipini, 9 mizaç tipini işliyoruz. Sizlerin de muhtemelen soruları birikmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Az sonra saat ortalama 20-22 civarında sorularınızı bakmaya, okumaya çalışacağım. O yüzden şu an bakamıyorum yorumlarınıza, kusura bakmayın öncelikle. Ama varsa sorularınız lütfen saat 22 gibi yazarsanız, sorarsanız hemen hocama iletmiş olacağım. Tabii şimdi herkesin aklında böyle deli sorular, sadece hani 5 mizaç tipinden bahsedilişinde, ama hani ben kimim, çocuk kim, hanım kim falan, hanım hangi tipe giriyor, ben hangi tipe giriyorum kısımları var. Biraz sonra da sanırım bunları nerede kullanacağız kısmı da önemli bir soru olacak hocam. Yani 9'u bitirdikten sonra tamam da ne işimize yarayacak şimdi? Tamam hanım 2, ben 5, ne olacak bundan sonra diyeceğiz belki de. O yüzden oraya da bir gelmiş olalım. Peki 6 hocam, buyurun. 6 mizacın doğan bir çocuğun, 6 mizacın olan bir yetişkinin hayattan temel arayışı güven. Kendini güvende tutmak, riskleri minimize etmek, geleceği öngörmek, muhatap olduğu olayları her yönüyle bilmek ve bunlara tümüyle hazır olabilmek diye söyleyebiliriz altıları. Bu anlamda olayın görünen tarafıyla beraber görünmeyen tarafını da bilme ve buna bağlı olarak en az risk içeren kararı verebilme arayışındadır. Görev ve sorumlulukları konusunda hassastır, çalışkandır. Sistematik çalışma, titiz çalışma, verilen görevleri tam yerine getirme arayışı vardır. Bir otoriteye sığınma, otoriteye kendini teyit ettirme, aldığı kararın, yaptığı işin doğruluğunu dışsal bir odak üzerinden de onaylatma, onama, onatma arayışı da vardır. Sağlıklılık derecesine bağlı olarak buna olan bağlılığı azalabilir ama sağlıksızlık arttığında buna tamamen bağımlı hale gelebilme durumu var kişilik görünümleri itibariyle. Bilgiyi seven zihinsel bir yapıdır. Tabii her şeye hazır olma, geleceği tamamen öngörebilme ve tüm ihtimallere, özellikle de olumsuz ihtimallere karşı kendini hazır tutabilme arayışı güçlü, yani zor bir arayıştır. Yani güçlülük çekeceği bir alandır ve bunu onun çabuk kaygılanmasına ve korku duygusunun daha sık yaşamasına da neden olabilir diye de söyleyebiliriz altıları. Dünyada da Türkiye'de de en çok bulunan mizaçlardandır diye söyleyebiliriz. Belirsizlikten özellikle kaçınıp bir an önce zihinsel netliğe, olayın netliğe kavuşmasına dair de bir arayışları vardır. Güvenli kişi olma, güvenilir kişi olma ve sadakat de temel arayışlardandır diye söyleyebiliriz. Yani ilişkilerinde güveni çok önemserler. Tabii kişinin muhatabında güvenilir olup olmadığını sürekli check eden, yani içgüdüsel anlamında diyelim, bilinçaltı düzeyde mi diyelim, artık nasıl tarif ederim bilemiyorum ama yani muhatabının güvenilir olup olmadığını, yüzüyle, gözü, sözüyle, beden dili, hepsi birbiriyle tutarlı konuşup konuşmadığını sürekli check eden bir yapısı da vardır. Onun için tutarsızlıklara karşı hassasiyeti yüksektir. Yani bir çelişki olduğunda bunu çok iyi yakalar. Bol soru sorar, soru sormayı sever. Ve savunma stratejisi olarak da diğer mizaçları da ara ara taklit edebilen yapılardır diye söyleyebiliriz mizaç altıları. Meşhurları kimler var? Mesela Beyazıt Öztürk 6 söyleyebiliriz. İkinci Abdülhamit 6 der mesela. O dönemde tüm şehirlerin fotoğrafını çektirmiş. İyi bir arşivcidir çünkü altılar. Küçükken de babası ona benim şüpheci ve tedbirli oğlum dermiş zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'na örnek verebiliriz. Kuvvetle muhtemel, şahsi bir kanaat olarak söylüyorum, Hazreti Ebu Bekir mizaç altı olabilir. O sadakat ünvanı veyahut da mağaradaki la tehaf, yani korkma gibi o hikayeleri vardır ya, ona bağlı olarak bunları söylüyorum. Yakın dönemde yine altı olduğunu söyleyebileceğimiz mesela Mevlüt Çavuşoğlu'nu mizaç altı olarak söyleyebiliriz. Sanat dünyasından da çoktur ama gazeteci dünyasında daha çoktur. Mesela Pelin Çifti, Ahmet Hakan Coşkun'u, Ece Üner'i altı olarak söyleyebiliriz gibi, yani böyle pek çok isimde ifade edebiliriz. Böyle altılar şu an o zaman pandemi döneminde en çok sıkıntı yaşayan mizaç tipi diyebilir miyiz? Yani kaygılanmaya dair olarak evet çok zorlandılar. Bir de özellikle ben ebeveynlere bu tür eğitimleri biz muhatap olduğumuz, çalıştığımız kurumlarla da söylerken hep ebeveynlere aman çocukların yanında hastaneyi, devleti, Sağlık Bakanlığı'nı kötülemeyin. Yani güven odaklarını yıkmayın dedik. Eğer dışsal ve sağlam bir güven odakları varsa bu anlamda nispeten rahat edebildiler. Ama belirsizlik her zaman her insan için korkutucu, ürkütücü, kaygı oluşturucu bir unsurdur. Bu evet altıları daha çok tetikledi. Ama pandemi değişik açılardan her mizacı etkiledi. Mesela mizaç ikilerin evde kalması ve sosyallik, iletişim, bedensel temas gibi temel araçlarını gerçekleştirememesi ikileri de çok etkiledi.
Dörtlerin kendine özgü yine bir etkilendiği alan oldu. Mesela bir mizaç beş arkadaşıma dedim ki yani bu süreçten en az herhalde siz etkilendiniz beşler olarak. Evde yalnız kendi başına kalmayı seven yapılardır beşler. O da dedi ki psikolog bir arkadaştı. Hocam aslında iyiymiş gibi gözüküyor ama dedi herkes evde kaldığı için bu sefer de kendi alanımızı korumakta zorlanıyoruz. Dedi. Eyvallah. Ama dediğinize katılıyorum. Altı da bu anlamda pandemiden en negatif etkilenen yapılardan bir tanesi oldu. Eyvallah. Peki hocam yedi. Mizaç 7, hayata keyif, haz ve deneyim üzerinden bakan bir mizaç. Yani mizaç 2 gibi sempatik, ilişki odaklı, çabuk kaynaşabilen bir yapısı da var 7'nin. Yani hayattan haz almaya, keyif almaya bakan dinamik, yaşam enerjisi yüksek, etrafına da neşe saçabilen, pozitif duygu verebilen bir yapı 7. Kendi de çok sınırlandırılmak istemeyen, her an seçeneklerin önünde açık kalmasını isteyen ve yaptığı şeyi eliyle koluyla deneyimleyerek öğrenme eğiliminde olan bir şey. Merakı çok yüksek, pratik zekası var, çabuk kavrayabiliyor ve zekasına da güveniyor. Yani etrafını bu anlamda manipüle edebileceğini, kendisinin etrafına göre bir tık daha zeki olduğunu da düşünebilen bir yapı. Zaten herhangi bir konuda herkesin bildiğinden bir tık daha iyi biliyorsa kendini o işin üstadı, uzmanı gibi sunabilir. Veya mizaç 5, 10 birim bir bilginin 8 birimini bildiği halde tam bilmiyorum gibi hissedip konuşmaya geçemediği bir konuda mizaç 7, 2 birimlik bir bilgiyi ben bu işin üstadıyım gibi satabilir. Yani İlber Ortaylı mesela mizaç 7'dir. Tarih alanındaki birikimine saygı duymakla beraber İlber Hoca'yı dinleseniz her alanın üstadı gibi konuşur. Halbuki ciddi bir spekülasyon yapıyordur. Yani orada onun o yönünü bilirseniz ancak onu çözebilirsiniz. Yine Cem Yılmaz'ı örnek verebiliriz. Mehmet Ali Erbil'i, Mehmet Ali Pırant'ı örnek verebiliriz. Nasrettin Hoca'yı örnek verebiliriz. Kadir Çöpdemir'i örnek verebiliriz. Rahmetli Turgut Özal'ı örnek verebiliriz. Nasrettin Hoca'yı ve Evliya Çelebi'yi de bu listeye ekleyebiliriz. Sabahat Tümer'i söyleyebiliriz. Sergin Yalçan'ı söyleyebiliriz. Bütün bunlar Mizaç 7'nin o rahmetli Sabancı'yı söyleyebiliriz. Yani o 7'nin o sempatik yaşam enerjisi yüksek, konuşkan, kendini ifade edebilen taraflarında aslında o figürlere baktığınızda yakalarsınız. Acun Ilıcalı'yı da bu listeye yine ekleyelim. Mizaç 7 yapılarıdır bunlar. Turgut Özal'ın olması ilginç geldi bana. Hani bir siyasetçi, işte cumhurbaşkanı vesaire, biraz daha böyle analitik bir tarz olur gibi geldi bana ama ilginç geldi. Şöyle bir örnek vereyim hocam. Mizaç konusunun detayına indiğinizde öyle bir şey görüyorsunuz ki hayatın her yerinde mizaç çok etkin ve çok aktif ve çok belirleyici. Siyasette de çok belirleyici, tarihi durumlarda da çok belirleyici. Mesela mizaç 7'nin bir özelliğini söyleyeyim. Her şeyden 250 gram olsun ister. Çok meraklıdır. Ondan da bilir, azıcık ondan bilir, azıcık ondan bilir. Yani ilgi alanları çok fazladır. Yani her çiçekten polen alan bir arı gibidir. Ve bunu da iyi bildiğini düşünür. İşin en yarar taraflarını pratik bir şekilde öğrenip uygulama eğiliminde vardır. O arı örneğinden Özal'ı düşünün. Özal'ın hikayesini dinlediğinizde özel sektörde çalışmıştır, dışarıda çalışmıştır, içeride devlette çalışmıştır, siyasetin içindedir, dini cemaatleri bilir. Yani daha seküler yapıların içerisinde vakit geçirmiştir. Yani her alanla ilgili Özal'ın bir ilintisi vardır. Ve o arı gibi haliyle de Anavatan Partisi'nin sembolü arı ve şeydir yani bal peteği evet. Sembolüdür. Tam bir yedilik aslında görüntüdür o görüntü. Eyvallah. Pekala 8. Mizaç 8 bulunduğu ortamı domine etmeyi seven, güçlü ve etkin kişi olmak isteyen, edilgen değil belirleyici kişi olmak arzu eden, her an güçlü kalmak isteyen, kendini savunmayı bilen, kendini savunmakla beraber kendine sığınan, kendine göre daha aciz, zayıf olduğunu düşündüğü kişilere karşı da böyle hami bir pozisyon alıp onları da savunma, onların ihtiyaçlarını giderme, onları da kendi kanatları altına alma eğilimi olan, adaleti kendisinin sağladığını düşünen, liderlik etmekten özellikle hoşlanan, bulunduğu ortamda kendisini etkiye açmaktan veya muhatabına empati yapmaktan ziyade sen beni anla ve bana empati yap ve benim belirleyici olmamı kabullen beklentisi içerisinde olan bir yapıdır diye söyleyebiliriz. Kimler vardır dediğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mizaç 8'dir, Meral Akşener 8'dir, Putin 8'dir, Kadir İnanır muhtemelen 8, Ebru Gündeş muhtemelen 8, veya Müge Anlı kuvvetle muhtemelen 8, daha geriye doğru gittiğimizde Mustafa Kemal Atatürk 8, Yavuz Sultan Selim 8, mizaç 8 yapılarıdır diye söyleyebiliriz örnekler olarak da.
Pekala. 9. Nizaş 9'un temel arayışı bulunduğu ortamla bütünleşmek ve uyumlanmak arayışında olan bir yapıdır 9. Yani kendi içsel yapısını 9'un tam zıt, 8'in tam zıttan olarak 9, kendi içsel yapısını dışarıya uyumlandırma ve kendini etrafıyla bütünleştirme arayışında olan barışçıl, uyumlu, sakin tavırlı, daha kabullenici, edilgen olmayı ve etrafına göre şekil almayı kabullenen, en azından öyleymiş gibi davranabilen bir yapıdır diye söyleyebiliriz. Yani sorun çıkartmaktan daha öte uyum arayışında olan, barışı, dengeyi seven bir yapıdır. Uslu çocuk, akıllı adam, her kesimle eşit mesafeyi koruyabilme arayışında olan, buna bağlı olarak kendi değerlerinden bile yerine göre taviz verebilen, daha empatisi yüksek ve kabullenici, herkesi eşit derecede görebilme eğilimi olan, bununla beraber bedensel, zihinsel, duygusal anlamda da konforuna düşkün, karar vermekte biraz inisiyatif almakta acele hareket etmeyen bir yapı olarak da 9'ları söyleyebiliriz. Uh-huh. Kimler vardır meşhurlar dediğimiz? Abdullah Gül'ü örnek verebiliriz. Binali Yıldırım'ı örnek verebiliriz. Orhan Gencebay'ı örnek verebiliriz. Yani hatasız kul olmaz modu. Veyahut da Ümit Besen'i örnek verebiliriz. Yine nikahına beni çağır sevgilim. Şahidin olurum, senin dediğin şarkısı benim çok hoşuma gider. Mesela orada 9'luk kabullenmiş vardır. Mesela o düğüne 8'i çağıramazsınız. Ama 9 ben senin şahidin bile olurum diyor. Yani 9 yapıda elbette Serkan Hocam çok uzun anlatılmaya değer konular ama evet, fikir vermesi açısından en hızlı bu kadar. Eyvallah. Toparlayabildik. Ümit Besen'le ilgili sabah bir WhatsApp grubuna bir küçük fotoğraf geldi de ilişkilerdeki diyor gevşeklik Ümit Besen'in nikahına beni çağırdığıyla başladı gibi böyle ilginç bir benzetme yapmışlardı. Şimdi siz de onu söyleyince sabah onu duydum, akşam Ümit Besen'i duydum. Bu akşam bir dinleyeyim şu Ümit Besen'i diyeceğim herhalde. Bu işaretleri okumak lazım. Peki hocam, neye göre bakıp karar veriyoruz? Sen 9'sun, sen 8'sin falan. Gözünden anlaşılıyor mu? Siz anlıyorsunuzdur belki de. Bunun bir hocam, eğitimi mi var, testleri mi var? Biraz da isterseniz onlardan bahsedelim. Elbette. Tabii bu profesyonel bir alan ve testleri var. Testlerle belirlemek daha makul. Türkiye'de acizane bu konudaki en tutarlı, en sistematik, geri planı en güçlü test bizim Enoxis, Enneagram Okul Sistemleri dediğimiz yapının testi. Ücretli bir test tabii. Ücretsiz internette bedava testler de var. Onlarda da yani fena değil. Yani tutturabiliyorlar ama %60-%70'i geçmiyor. Eskiden pazar eklerinde oluyordu, hani 10 soru cevaplıyorsunuz sonra her şeyi çıkarıyorlar size falan. Tabii, onlardan tabii, öyle, değil. Öyleleri var yine internette. Her şeyin mutlaka bir şey magazinsel tarafı oluyor. Enneagram testlerinde var. Yani profesyonel testler bu. Yalnız test nihayetinde test olduğu için en başarılı testler bile mutlaka manipülasyona açıktır. Bizimkinin başarı oranı da yine %90'ların üzerinde. Ama test olmaksızın, yani hocam muhatap olduğunuz insanların mizaçlarını çözebiliyor musunuz dediğinizde işin uzmanı birisi uzmanlık derecesine bağlı olarak kısa bir sürede bu mizaçları elbette çözebiliyor. Yani çınar ağacının yaprağını biliyorsanız, çınara ait olduğunu, yaprağını gördüğünde bunun geldiği ağacın bütün özelliklerini bilirsiniz. Bunun gibi gözünden, sözünden, yüzünden, tavırla davranışlarından sürekli kişi veri sunar ve bu veriye bağlı olarak da belli bir kanaat geliştirirsiniz ve muhatabınızın mizacını yakalarsınız. Bu bazen birkaç saat sürer, bazen birkaç dakika sürer. Ama siz kendinizle ilgili mizacınızı belirlemek istiyorsanız ben test öneririm. Daha da isabetli olsun diyorsanız uzmandan danışmanlık almanızı öneririm mizacınızı belirleme anlamında. Ama test de olmasanız, mizaç uzmanından destek de almasanız, enegramla ilgili biraz nitelikli bilgiye sahip olduğunuzda ve kendinizle ilgili de objektif bir gözleminiz varsa rahatlıkla kendi mizacınızı da belirleyebilirsiniz. Evet, kendimizi belirleme kısmı nispeten kolay ama başkasını belirlemek kısmı ile ilgili sanırım mutlaka size danışmakta, bu anlamda danışmanlardan destek almakta fayda var. İzleyicilerimizin çok merak ettiği soruyu o zaman burada sorayım. Serkan Hoca kaçıncı mizaç tipi diye soruyorlardır şimdi. Şimdi bunu iki şıp diye söyleyeyim. İki cihetle yapmayayım. Bir, sizi biraz daha gözlemlemek ve detaylı tanımak arzu ederim ben. İki, eğer o anlamda emin de olsaydım şu an mizacınızla ilgili yine de açık alanda söylemem. Ortada söylemem diyorsunuz. Peki. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Peki hocam, tanıdık. Yani Serkan Hoca işte birmiş, bizim öğretmen üçmüş, ne bileyim işte hanım beşmiş. Ne işimize yarayacak? Aslında her işimize yarıyor. Yani şimdi birincisi kendimizden başlayayım. Ben sonra ilişkiye, aileye, iş hayatına, eğitime doğru pratiklerini söyleyeyim. Birincisi, Serkan Hocam, en önemlisi şu.
kendimizle ilgili beklentimizi doğru hizalıyoruz. Çünkü kendimize haksızlık yaptığımız yerler var. Yani kendi kısıt alanlarımızı görmeyip muhatabı referans ederek kendimize fazla yüklendiğimiz alanlar var. Kendimize karşı kör kaldığımız potansiyel kabiliyet alanlarımız var. Bunu doğru bir şekilde yapılandırmak, yani kendi kişisel hikayemizi, gelişim serüvenimizi, performans beklentimizi ve özetle de aslında kendimize daha şefkatli yaklaşabilmemizi ancak bu bilgiyle sağlayabiliriz. Elbette kendi yaşımıza, entelektüel birikimimize, kendi işsel gözlemimize, yine kendi mizacımıza bağlı olarak kendimize dair bir bilgi birikimimiz var. Ben şöyleyim, ben böyleyim dediğimizde. Ama enegrama ve mizaç yapımızı tanıdığımızda bu bilgi çok daha derinlikli ve nitelikli oluyor. Yine kendi özelimde ben söylemem gerekirse bu alanda, psikoloji alanında uzun yıllardır zaten çalışıyor idim. Kendi içsel mizacım gereği de kendi içsel gözlemimde yüksek olan, entelektüellik anlamında da kendine yatırım yapan birisiydim. Ama enegramı tanıdıktan sonra kendimi tanımak, enegramdan önce kendimi tanımak daha öncesi neredeyse hiç tanımıyormuşum diyebileceğim kadar bir farklılık oluştu. Çünkü bütün tavır ve davranışlarımı bile algılayabiliyorum. Yani şu an şu ses tonuyla konuşmamın bile, sizin sorularınıza cevap verme tarzımın ve bu sunumu böyle yapma tarzımın bile geri planda neden kaynaklandığını biliyorum şu an. O anlamda çok derin ve nitelikli bir içsel gözlem veriyor. Bu içsel gözlemin dış dünyada çıktıları olmakla beraber iç dünya ile ilgili olarak da rahatlamanın, mutluluğun, dinginliğin kapısını açan çok sürpriz bir hediyesi var Enneagram'ın. Yani bunu bu konuya, bu programa şey yapmayalım ama yani Enneagram'ın içsel dönüşüm serüveniyle ilgili ne kadar etkili bir yaklaşım olduğunu başlı başına konuşmaya değer buluyorum ben. İkinci kısım ilişkiler kısmı ki ilişkilerde de en öncelikli aile hayatını merkeze alıyorum ben. Aile hayatı çok değerli bir yerde. Yani bizim kültürümüzde ve kadim kültürde de böyledir. Yani aile merkeze alınır, aile kutsanır. Birey aileye göre kendini şekillendirir. Bireyi kutsadığınızda zaten birey için iyi olmuyor. Yani modern dönemin çıktılarını görüyoruz. Ama aileyi kutsayıp ailenin referanslarıyla bireyi şekillendirdiğinizde bu birey için daha iyi oluyor. Bu anlamda aileyi iyi yapılandırma, mesela sağlıklı iki anne baba figürü ve bunlar arasındaki sağlıklı bir iletişim, ilişki, içinde yetişen çocukların da sağlıklı olmasını ortaya koyuyor. Bu ilişkinin sağlıklı olabilmesi kesinlikle mizaçla mümkün. Bak bunu çok altını çizerek bir öyle hani iddialı bir cümle olarak söylüyorum ama mizaç bilmediğimizde kör dövüşü halindeyiz. Ve çok uzun yıllar alabiliyor birbirimizi tanımamız. İyi bir tanımada, iyi bir ilişkide bile çok kırılma, dökülme ve zaman söz konusu. Ama mizaç bildiğinizde muhatabınız dünyayı nasıl algılıyor? Siz ne söylüyorsunuz, o ne anlıyor? Algı filtreleri ne? Bunları bildiğinizde bütün ilişki yeniden organize edebiliyorsunuz. Yani ilişkilerinizle ilgili size çok nitelikli veriler de sunuyor. Enneagram bilgisi sadece mizaçlar şöyledir, böyledir diye anlatmıyor. Enneagramın içine girdiğinizde Enneagram'ın kendi bilgisi içerisinde o ilişkilerde ne yapmanız gerektiğini de anlatan tarafları da var Enneagram'ın. O anlamda ilişkilerinizi en az yine kendi bireysel deneyim olarak söyleyeyim belki 7-8 kat daha sağlıklı bir hale getirmiştir. Daha öncesinde de çok sağlıklı bir eş ilişkimiz vardı, aile içi ilişkimiz vardı ama Enneagram'ı tanıdıktan sonra ki hemen peşinden ben eşimin de Enneagram'ı öğrenmesini önünü açtım, destekledim, o da gayretle Enneagram'ı öğrendi ve daha sonrasında çok daha nitelikli bir ilişki oldu. Neyi niçin yapıyoruz, ne söylüyoruz, ne anlıyoruz, ne zaman ne yapmamız lazım gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu ailelerle ilgili benim acizane gördüğüm bir kurtuluş reçetesi. Ufacık tırnak arasında bir şey de söylememe müsaade edin. Önümüzdeki ay içerisinde ailelerle ilgili mizacını bilip ailenin anne babanın birbirlerini, kendilerini tanımaları, aralarındaki ilişkiyi bilmeleri, sonra çocukların mizaçlarını bilmeleri, sonra onların nasıl bir ebeveynlik beklediği, sizin nasıl bir ebeveynlik yaptığınız tarzla ilgili bilgilendirme, yönergeler sunma, eğitimler verme ile ilgili bir uygulama üzerinden bir hizmet başlatıyoruz biz Türkiye'de. Bu konuyu da Milli Eğitim Bakanlığı'nda kendisine de takdim ettik. O da çok beğendi. Zaten kendisi de bu mizaçla ilgili konuda çok önemseyen birisi, önünü açmaya çalışan birisi. Kendisi bize böyle bir şey olduğunda çok iyi olacağını anlattığında biz de bilerek dedik ki biz onu hazırladık hocam. Zaten 6 aydır yazılımıyla uğraşıyoruz. Önümüzdeki aylarda da bunu Türkiye'ye bir hizmet olarak sunacağız ve ailelerle ilgili çok büyük bir kazanım olacak olduğunu düşünüyoruz biz bu çalışmanın. Ne güzel, güzel bir haber bu. Biz de heyecanla bekliyor olacağız o zaman.
Yarın açıkta bir ay içerisinde. Sonraki gündelik hayatımıza geldiğimizde mesela eğitim hayatında. Eğitimde mutlaka öğretmenin kendi öğretmenlik dilini bilmesi gerekiyor. Yani biz öğretmenlere eğitimler yapıyoruz. Bu konuyu da yapılandırdık. Yani enegram bilgisi bir ham petrol ise bunun ayrıştırılmış, ürüne dönüştürülmüş halleri gerekir ya. Aynı bu şekilde biz de enegram bilgisini Türkiye'de Enoxis diye bir çalışmayla enegram okul sistemleri değil, tamamen yapılandırılmış bir şekilde okullara hizmet olarak sunuyoruz. Orada öğretmene mizacını öğretme, veliye mizacını öğretme, öğretmenin çocuğa nasıl davranacağını bildirme, buna bağlı olarak 500'e yakın etkinlik hazırlandı, yazılımı var, dokümanları var, süpervizyon çalışmaları var. Tamamen okullara bu konuda mizacı dikkate alarak nasıl eğitim yapabilecekleri ilgili bir hizmetimiz de var. Ama hizmeti almadan da yine bireysel olarak bir öğretmen enegramı bildiğinde kendi öğretmenlik dilini öğreniyor. Yani eğitim çok değerli bir şeydir ama hem de çok tehlikeli bir şeydir. Yani neyi yıktığınızı bilemezsiniz. Bizim mesela mizaçlarla ilgili süreçte verdiğimiz seminerlerden bir tanesi şu. Hangi mizaç öğretmen çocuğa nasıl zarar verir? Yani bunu bilmesi lazım öğretmenin. Ve çok başlıklarda seminerler veriyoruz ama bir tanesi bu. Bunu dediğimi anlatmak için bu örneği verdim. Mesela 24 yıllık bir öğretmen arkadaşımız bu eğitimi aldıktan sonra dedi ki hocam ben nasıl bir öğretmenlik yaptığımı daha yeni öğrendim dedi. 42 yıllık bir hocamız, emekli olmuş, özel sektörde yöneticilik yapmış ve halihazırda yine eğitimciliğe devam eden bir hocamız. 42 yıldır ben böyle bir eğitim ne aldım, ne gördüm, ne de bu kadar etkilendim. Biz eğitimciliği buralar üzerinden okumalıyız. Bu mizaç bilgisinin eğitim fakültelerinde okutulması lazım diye böyle geri bildirimi de vermişti. O anlamda mutlaka eğitimde bu süreç gerekiyor ki 12-13 yaşından itibaren çocuğun kendinin de mizacını bilmesi, kendi eğilimlerini, yönelimlerini, mesleki eğilimlerini, neye daha yatkın olduğunu, hangi alanda daha performansının yüksek olacağını, meslek seçiminde, bölüm seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini, başarısızlığının neden kaynaklandığını veya başarısını artırmasının neye bağlı olduğunu, ilişkileri onun anlamda çok, onlar için çok zorlu süreçler olduğu için özellikle ilk ergenlik dönemde o ilişkilerde neyden nasıl etkilendiğini ve o süreci nasıl yürütmesi gerektiğini, bütün bunlar yine o enegram bilgisi ona sunuyor. Bu anlamda okulun içerisinde çok aktif bir şekilde, eğitim sürecinde çok aktif bir şekilde enegramın, mizaç bilgisinin kullanılması gerekiyor ve kullanıldığında biz bunun pratiklerinde on binlerce öğrenciyle çalıştığımız için söylüyorum, pratiklerinde de çok inanılmaz çıktılar aldık. Ve gelelim iş hayatına. Hocam iş hayatı... Ana başlığımız oydu. Evet, bu kadar zemin hepsi iş hayatı içinde aslında. Evet. Çalışma hayatında, iş hayatında nedir? İş hayatı işlevsellik bekler, iş hayatı sonuç bekleyen bir yaklaşım. Zaten bu tür bilgilerle, psikolojinin bu tür bilgileriyle, yani teorik bilgileri bırakalım, bir an önce eyleme geçelim, sonuç üretelim, fikri elde edelim diyen bir sektördür, bir yaklaşımdır aslında iş dünyası. Burada enegram bilgisi çok derin ve nitelikli olmakla beraber ayrıştırarak, yapıları ayrıştırarak çalıştığı için çok işlevsel ve çabuk sonuç elde edebileceğimiz de bir alan. Yani diğer psikolojik yaklaşımlardan veya koçluk hizmetlerinden veyahut da İK destek çalışmalarından, eğitimlerinden farklı olarak enegram çok pratik bir şekilde, bakın bir saat içerisinde konuyu neredeyse toparladık. İyi yapılandırılmış ürünlerle, ki biz işte bunu da yapıyoruz, hemen kişinin kendini tanıyacağı, muhatabını anlayacağı, onun kendi iş mizacıyla kişinin mizacını örtüşüp örtüşmediği, buna bağlı olarak veriminin nasıl, ne boyutta olduğu ve nasıl yükseltilmesi gerektiğiyle ilgili öngörüler sunan, yönergeler ortaya koyabilen bir yaklaşım enegram. Yani işin mizacını tanımladıktan sonra, ki her işin de bir mizacı var. Yani bir eğitimcilikliğin, sizin şu an yaptığınız için, bizim yaptığımız bir işin bile oturduğumuzda bir haritası çıkıyor. Yani ne bekliyor bu iş dediğimizde? İletişim mi bekliyor? Zihinsel analiz mi bekliyor? Duygusal temas mı bekliyor? Detay mı bekliyor? Geneli ve bütünü görmek mi gerekiyor? Riski mi analiz etmek gerekiyor? Fırsatı mı görmek gerekiyor? Yani her işin kendince bir mizaç yapısı var aslında. Burada kişiyle o iş arasındaki uyum ne? Çok mümkün olmayan bir uyumsa değişiklik teklifleri. Eğer hani uyumsuzluk var ama gider, mizacının belli negatif hisleri giderdiğinde bu giderilebilecekse onların nasıl yapılacağıyla ilgili enegramın öngörüleri ve şeyleri var, yönergeleri var. Bu anlamda da biz iş İK ile ilgili, iş dünyası ile ilgili çalışma yaparken eğitimini vermek, bütün çalışanların mizaçlarını analiz etmek, raporlarını çıkarmakla beraber o iş serüveninde daha sonrasında işin yönetici kısmındaki süpervizyon çalışmalarıyla onları destekleyip pratik bir şekilde bu verilerden istifade etmesini sağlıyoruz. Yani ne oluyor dediğimi bir daha özetleyeyim. Muhatabınızı, mesela bir iş verenseniz siz, çalışanınızın o işle ilgili siz ne yaparsanız yapın belli geçemeyeceği noktalar olduğunu bir analiz edebiliyorsunuz. Veyahut da
oraya fazla gelen yönlerini. Veya öyle bir iş vardır ki o işin mizacıyla iki tane iş düşünün, iki tane kişi düşünün. Bu kombinasyonları değiştirseniz veriminiz en az 2-3 kat artacak. Bunları öngörebilen bir yaklaşımı var. Yani Enneagram'ın verdiği veriler bunu yapabileceğiniz size bir zemin sağlıyor. Bunları pratik bir şekilde uygulamanızı sağlıyor. Nihayetinde Sergen Hocam, insan zihninde çalışıyoruz. İnsanın analiz edilmesi, her yönüyle bilinmesi, tabii burada yöneticinin kendi birikimine, kabiliyetine, yine onun da mizaç birikimine de bağlı bu. Mizaç yapısına da bağlı, mizaç sağlıklılığına da bağlı. İşte muhatabının, çalışanın, etki alanındaki insanın bütün yapısını analiz ettiğinde onu her türlü ustalıkla koordine edebileceği, organize edebileceği, verimliliğini artırabileceği bir noktaya getiriyor. Bir son bilgi de şu, sadece iş değişiklikleri değil, kişi, iş sabit, kişi de sabit. Kişinin mizacı da sabit, mizaç da değişmiyor ama bu Enneagram'ın alt bilgileri olarak sağlık seviyeleri var. Yani o ağacın verimliliği gibi düşünün, onda yine 9 kademeli bir yapı. Sağlık seviyesi yükseltildiğinde kendi iş performansının nasıl arttığı, çok basit bir dokunuşla motivasyonun ve verimliliğinin nasıl arttığını görebileceğiniz çıktılarda üretebiliyor bu bilgi, Enneagram bilgisi. Kullanıldığında tabii bütün bilgiler, bütün bu tür çalışmalar hepsi bir alet. O alet kullanıldığında elbette böyle harika sonuçları verebiliyor. İş hayatında da hem Enneagram bilgisi böyle işlevsel hem de yine tırnak içerisinde ufacık kendi reklamımız, Enneagram'ın bu tür bilgilerini yapılandırılmış bir şekilde kurumlara hizmet olarak sunduğumuz çalışmalar da mevcut. Eyvallah hocam. Reklamen büyük hakkınız. Bugün sizi yorduk. Biz bir buçuk saattir neredeyse, 1 saat 15 dakikadır bizim için çok çok değerli, güzel bilgiler verdiniz. Kıymetli dostlar, Serkan Ekmen'le Dijital Teneffüs'te sevgili Muammer Küçük yazıcıyla birlikte 9 mizaç tipini işledik. Bugün Enneagram'ı konuştuk. Enneagram'ın hem normal hayattaki ilişkilerimizde hem de iş dünyasındaki faydalarını konuştuk. Tadı damağımızda kaldı diyebiliriz kesinlikle. Böyle çok ard arda sıralanan çok net taze bilgilerdi bizim için. Umarım sonraki programlarımızda tekrar hocam sizi öncelikle ağırlamak isteriz, onu söylemiş olalım. Şimdi varsa kıymetli dostlar sorularınız, şimdi sorularınıza bakıp kıymetli hocama iletmeye çalışacağım. Selamlarınıza, merhabalarınıza, teşekkürlerinize biz de teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. O kısımları müsaadenizle geçmeye çalışıyorum. Evet, şimdi bir soru, bir yorum ve soru. Herkes kendi yolunu izler. İnsan ağaç gibidir. Beden kiraz vermiyor diye kiraz ağacını azarladığınız oldu mu? Öyleyse sus demiş Nikos Kazantzakis diyor. İnsan özüne şekil mi versin? Verilebilir mi hocam? İnsan özüne şekil verebilir mi? Şimdi özden neyi kastettiğimize göre değişir. Öz eğer ruhsal boyutsa zaten bizim şekil almamız gereken, şekil vermeyi oraya bırakmamız gereken taraf. Eğer burada kastımız mizaçsa mizacı bilmek ve bunu yürütmek gerekiyor. Şuranın altını özellikle çizmek istiyorum Serkan Hocam. Mizaç bizim için çok etkili, çok belirleyici, çok nasıl söyleyeyim güçlü bir hayatı yorumlama, deneyimleme, varoluşsal bir fonksiyonumuzdur. Ama mecburiyet alanımız değildir. Hatta biz mizaç bilgisini şunun için anlatır ve öğretiriz, kendimize de böyle telkin ederiz. Bu mizacın arayışlarından bağımsızlaşmak için mizaç öğrenilir. Çünkü örnek vereyim, mesela mizaç birin düzenli olma arayışı, onun o hayatı deneyimleme ile ilgili kendi penceresidir, kendi algı dünyasıdır. Ama bu arayışa çok saplandığında her şeyi düzenli tertipli yapacağım demek onu pimpirikli olmaya, daha ötede de obsesyona kadar götürür. Veya mizaç 9'un konforunu koruma arayışı, işi en kestirme, en kolay yolden minimum enerjiyle maksimum iş üretme arayışı ilk başlangıç itibariyle bir hayat algısıdır, bir tercihtir. Kötü denmez ama bunu abarttığında tembel, bunu abarttığında tamamen fonksiyonsuzlaşmış bir koltuk patatesini onu dönüştürebilir. Yani aynı bütün mizaçlar için bu tür örnekleri verebilir. Biz mizacı kullanmalıyız. Yoksa mizacın etkisine kendimizi bırakmak ve tamamen hani kılavuzlu karga olanın diye başlayan serüven gibi kendimizi o anlamda psikolojik bir çıkmaza sokmak değil bu bilgilerle ilgili kastımız. Orada özü değiştirebilir miyiz kısmında işte mizacın arayışlarını bilip bende ne çalışıyor bir farkındalıkla, merkezdeki ruhsal özün farkındalığıyla bakıp mizacın bizi kullandığı değil, bizim mizacı kullandığımız bir noktaya getirmemizdir ideal olan.
Pekala. Şimdi birçok böyle kişilik tipi ayrımı yapan aslında Enneagram haricinde de bazı duyduğumuz şeyler var. İşte benim duyduğum renklerle insanları tanımaydı. İşte kırmızılar, maviler, sarılar, yeşiller vesaire. Hocamız da diyor ki güçlü katolikler diyor sanırım, optimistler, barışçılar, melankolikler olarak da ayırdıkları kişilik tipleri var diyor. Bunların zemininde de mi Enneagram var aslında? Kesinlikle enegram var. Ben bu alanların acizane hasbelkader nasip olmuş çalışmış birisi olarak söyleyeyim. O dört renk kısmında da olsun veya o Freud Carl Gustav Jung'un çalışmalarında da olsun melankolik içe dönük zihinsel, duygusal, sezgisel vesaire. Başka birkaç tane beşli kırılım çalışması var. Daha öte kadim bir çalışma olarak burçlar var. Yani çok bilimsel bir zemine oturmasa da kendince doğru tutarlı bilgiler sunmaya çalışan bir yaklaşım olan burçlar var. Bütün bunların her birisi kendince bir şeyler söylüyor ve belli bir tutarlıkları da var. Hepsini de değerli buluyorum. Ama hepsini toplasanız bir enegram ve mizaç bilgisi etmez diye de net bir şekilde söyleyebilirim. Yani enegram bilgisi, mizaç bilgisi çok dipteki en temel yapıyı en detaylı, sistematik, bilimsel ve rasyonel bir zeminde detaylı ve tutarlı bir şekilde sunuyor. Onun için mizaç bilgisi çok daha değerli. Yani o hocamın verdiği örnek üzerinden gideyim. Mesela bu neye benziyor? Yine metaforik anlatayım. Bizim örneğim az önce söylediğim gibi tohumunu bilip ağacın her şeyini bilmek. Ama kırmızılar maviler diye anlatmak, içe dönük sezgisel diye anlatmak adeta şunun gibi bir şey. Ağaca geriden bakıp biraz davranışlarını da yorumlayarak işte yuvarlak formlu ağaçlar, uzun ağaçlar demek gibidir. Bu ayrışım da doğru mudur? Doğrudur. Yani yuvarlak formlu ağaçlar vardır, uzun ağaçlar vardır, ince yapraklı ağaçlar vardır, kalın yapraklı ağaçlar vardır. Bu tür ayrımlar da yapabiliriz. Böyle de kategorize edebiliriz. Bu da belli bir noktada işe yarar ki yarıyor da belli bir boyuta kadar. Ama mizacını bildiğiniz anda bütün bunlar zemini sizde. Yani o ince yapraklı mı, kalın yapraklı mı, ince yuvarlak formu mu, uzun formu mu, kabuk yapısı ne, dal yapısı ne, yaprak yapısı ne, meyve tarzı ne, ne zaman verme verir, ne zaman vermez, kök yapısı ne, dış dünyadan ne arar, nasıl tepki verir, her şeyi biliyorsunuz. Eyvallah hocam. Peki enegramı da öğrenirken, kişilik tiplerimizi de öğrenirken aslında yapmaya çalıştığımız şey güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi bilerek kendimizi eğitmek midir asıl olan Aynen, demiş aynen. Az hocamız. önce bu özle ilgili verdiğim soru da, verdiğim cevap da bu. Mizacımı bilip işte ben mizaç 8'mişim, astım astık, kestim kestikmişim değil yani. Bunu bilip buna saplanmak değil. Bunu bilip buradan bir SWOT analizi ortaya çıkarmak. Yani avantajlarımla, dezavantajlarımla, kısıt alanlarımla, geliştirmem gereken noktalar ne, rağmına yapmam gerekenler ne, soyuna bırakmam gereken noktalar ne, akışına bırakmam gereken noktalar ne? Bütün bunları bize net bir şekilde bu veriler sunuyor. Onun için mizacımızı detaylı bilmek, kendimizi yani aslında şöyle söylüyorum ben özetle, yani profesyonel insan olmanın zeminini sunuyor Enneagram bilgisi bize. Yani bu insan olma sürecini yürütüyoruz biz. Ama Delphi Tapınağı'nın bile başına hani yazar ya, yani kendini bil. O kendini bilme serüveni işte profesyonelliğe geçişin başlangıcı. Bu anlamda hani kem aletle kemalat olmaz noktada kem olmayan çok işlevsel, çok boyutlu, çok işe yarayan bir alet enegram. Eyvallah, çok sağ olun hocam. İşte beklediğimiz sorular geliyor şimdi, böyle yarım magazinsel sorular. Eşler açısından düşündüğümüzde işte 1 ile 5 anlaşmaz, 3 ile 7 anlaşmaz gibi bir şey var mı? Yok. Bunu veya evlenmeden önce hani testini yapıp tamam sen 1'misin ben 5'im, biz seninle ayrı dünyaların insanlarıyız mı demek lazım? Zaten bu dediğiniz gibi tam en çok beklediğim sorulardı. Şey var, bir burçlarla ilgili bir de bu tur sorular geldiğinde şeye basıyorum yani boing diye, hani butona basıyorum işte beklenen soru diye. Şimdi şöyle ilişkilerine, ben kimle evleneyim, oğlanı kime alayım, kızı kime vereyim falan, işte bu tür denklemlerde mizaç bilgisi bize gerçekten çok büyük farkındalık sunuyor. Ama şunu demiyor, yani 1 ile 4 anlaşır, 4 ile 5 anlaşmaz diyor, böyle kestirip atmıyor. Sadece en başta şunu söylüyor, bir kere her mizaçta çok iyi bir ilişki kurabilir. Birinci şart şu, her iki mizacın da, hani mizaç bir tohumdu, kişilik onun ağaç görünümüydü ya, ve bunun sağlıklı sağlıksız versiyonları vardı. Bu kaba anlatımın içinde enegramın teknik detayları var. Kişilik düzeyleri sağlıklı olan her mizacın ilişkisi büyütücü ilişkidir. Kişilik görünümdeki sağlıksız düzeydeki her türlü mizacın ilişki de sorunlu ilişkidir. Onun için bireylerin kendi sağlıklılığı burada çok önemli. Hangi mizaçlarda olurlarsa olsunlar. Bununla beraber ortalama sağlıktaki iki mizacın ilişkilerinde ne yaşarlar? Hangi alan sorunlu bölgeleridir?
Neye dikkat etmeleri lazım? Hangi alan onlar için avantajlı bölgedir? Daha öte, yani niye birbirlerine çekilim duyarlar? Bunu bile anlatıyor, yani analiz ediyor. Yani bazen bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı anlamında vakit bulduğumuzda şey yaptığımız, destek verdiğimiz arkadaşlarımız var. Yani geçenlerde mesela bir mizaç, iki farklı mizaçtaki bir süreç için danışmanlık talep ettiklerinde mizaçlarını analiz ettim. 12 yıl evliler ve onlara şunu söyledim. Dedim ki eğer 12 yıl önce gelseydiniz, deseydiniz ki hocam biz evleniyoruz, ne öngörürsünüz mizacım? Size ne anlatacaksam hepsini yaşamışsınız dedim. Ve buradaki çözüm noktalarınız da bu. Ve şundan dolayı muhtemelen birbirinize çekim duydunuz. Evet, aynen öyle oldu dediler. Çünkü ihtiyaçlar çerçevesinde bilinçli veya bilinçaltı düzeyde birbirimize çekim duyduğumuz, hoşuma gidiyor, çok etkili, çok iyi kız, çok harika erkek dediğimiz noktalarda bile bu mizaç arayışlarımızın çok belirleyici bir yönü var. Bunları da bilmek, yani neye niçin çekildiğimizi de bilmek, çekildiğimiz ilişkinin içinde de muhatabımızı ve kendimizi doğru tanımlamak, bilmek o ilişkiyi daha sağlıklı yürütmemize neden oluyor veyahut da vesile oluyor diyebilirim. Ama böyle kestirme bir şekilde şu mizaçla şu mizaç iyi geçinir, kötü geçinir diye bir şey yok. Ama illaki mesela 2-5'i nasıl anlar ortalama bir düzeyde, 5-2'yi nasıl aldı da bunun verileri var. Aha. Bu anlamda bunların yayına dökülmesi çok da kolay değil. Çünkü çok fazla veri var. Ama yine en nitelikli bir şekilde bunu Türkçe bir kaynak olarak önerebileceğim kitap yine İsmail Acarkan Hoca'nın İlişkilerin 9 Rengi kitabı. Enneagram'ı bildikten sonra üzerine veri sunabilecek, kişiye farkındalık oluşturabilecek bir kitap. Onu da paylaşmış olayım. Başka var mı tavsiyeniz hocam kitapla ilgili? Ya ben Türkçe kaynak olarak sadece İsmail Acarkan Hoca'nın kitaplarını tavsiye ediyorum. Diğer bir iki tane çalışma var. Enneagram konusunun biraz popülaritesine kapılarak yazılmış, kişinin kendi konuyu içselleştirmeden yazdığını düşündüğüm, emeklerine saygı duymakla beraber kitaplar. Onun için başka Türkçe telif kitaplar. Zaten tam telifte değil onlar. Gerçekten telif diyebileceğimiz kitap sadece İsmail Acarkan Hoca'nın kitabı var Türkçe. Pekala. Bunun dışında ben Enneagram Bilgeliği diye bir kitap var. Yabancı ama Türkçe'ye yeni çevirdik. Mutlaka okunması. Yani bence tüm Türkiye'deki herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap yani. Enneagram Bilgeliği kitabı. Onun dışında Hudson Russo isimlerinin mutlaka hani Enneagram'la ilgili detaylı çalışmak istiyorsanız bu isimlerin Türkçe'ye çevirmiş birkaç kitabı var. O kitapları tavsiye ederim. Şunu tavsiye ederim. Online hazır bu platformlar varken Enneagram eğitimleri var. Yani 10 saatlik, 12 saatlik Enneagram eğitimleri var. Enneagram eğitim ve Enoxys Instagram hesabından takip edebilir değerli dostlar. Oralardan da Enneagram eğitiminde tavsiye ederim. Kitap okumaya fırsatı olmayan veya bu işi daha çabuk bir şekilde ve daha detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen dostlarımız için. Evet, o kısmı da soracaktım. Siz söylemiş oldunuz. Enoxys'ten ve Enneagram Eğitim sosyal medya hesaplarından, Muammer Küçük Yazıcı'dan çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz eğitimlere. Hocalarımın çok çok güzel eğitimleri var. Ben de ilk fırsatta inşallah bu eğitimleri almak istiyordum. Bu da bir inşallah fırsat olsun benim için de, bir hatırlatma olmuş olsun. Kıymet Hocam çok çok sağ olun. Çok teşekkürler. Geçimize neşe kattınız, huzur kattınız. Son olarak var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? Sergen Hocam çok keyifli bir programdı. Moderatörlüğünüz, sunumunuz, davetiniz, organizasyonunuz için teşekkür ederim. Eyvallah. Böyle yeni dostlar kazanmamıza da vesile oldunuz. Takip eden, dinleyen, vakit ayıran değerli dostlarımızın da inşallah vakitlerine değer bir paylaşım, bir içerik, bir program olmuştur diye ümit ediyorum. Sizlerin şahsınızda tüm takipçilerinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Değerli dostlar, Serkan Ekmen'le Dijital Teneffüs programındaydınız. 8. bölümümüzü bitirdik. İstikrarla devam ediyoruz çarşamba günleri ve cumartesi günü programlarımızı yapmaya. Çarşamba günleri daha çok iş dünyası ve kişisel gelişim üzerine, cumartesi günleri de ağırlıklı olarak aile ve eğitim üzerine programlarımız devam ediyor. Bu cumartesi günü de yine çok kıymetli Hasan Basri Yiğit hocamla, Evli, Mutlu ve Çocuklu kitabının yazarı Hasan Basri Yiğit hocamla biraz evden, biraz çocuktan, biraz eşten konuşacağız. Aile içi iletişim diyeceğiz kendisiyle. Şimdiden cumartesi günü saat 21'e programlarınızı almayı lütfen unutmayınız. Onu da söylemiş olayım. Hepinize katkılarınızdan, katılımlarınızdan, sorularınızdan, yorumlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Bir de buraların raconu varmış hani. Ben de yeni girdim bu aleme. Lütfen videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve